Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Cenk Yaltırak çok tartışma yaratan bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz dün uzun uzun konuştuk. Ben anladığımı söyleyeyim siz doğrusunu söyleyin. Sizin iddianız, iddia da demeyelim, sizin bulgularınız Marmara'da birçok fay olduğu üzerine dayanıyor. Doğru mu? Evet. Ve en önemli tartışma yaratan şey bu. Bir de ölçüm ve hesaplama yapıyorsunuz çeşitli sensörlerle daha önceki depremlerin ivme hesaplarıyla aslında elimizdeki risk haritalarının doğru olmadığını söylüyorsunuz. Şöyle bir şey şimdi biliyorsunuz bir taraftan ekmek atıyorsunuz ya da sosis çıkıyor makineden programlar bilgisayar programları onlara ne verirseniz onun karşılığında bir şey verir. Eğer doğru bir şey vermezseniz ondan bir sonuç alırsınız ama o doğru olmaz. Burada kullanılan yöntemlerden ziyade Ana data girdisinde problem var. Yani ana data girdisi dediğimiz şey de bildiğiniz fay haritası. Yani fay haritanız neyse ona göre bir depreminiz oluyor, senaryo depreminiz. Eğer fay haritanızın <laughs> ve modelinizin orada ürettiğiniz deprem büyüklüğü neyse sizin senaryo programınız buna göre çalışıyor. Eğer burada bir farklılık ve hata varsa öngörülerde o zaman Sonuçta doğal olarak farklı çıkıyor yani yanlış demek anlamlı mı bilmiyorum yani doğrusu yapılabilir ama o eksik ve hatalı. Tamam. Ya. Peki şu bilim dünyası şimdi bizim gözümüzün önünde jeologlar ayrılmış durumda bu aslında sakıncalı bir şey. Yani onun uyarı olarak da ben seyirciler için de söylemek istiyorum. Bizim bunu ölçme imkanımız yok. Yani sizin söylediğiniz şeylere biz şu an itimat etmek durumundayız. Başka bir jeolog ekibi de başka bir şey söylüyor. Doğru mu? Çağ değişik bir çağ aslında. 20 yıl önce ya da 30 yıl önce ben mesela asistan olduğum zaman bizim fakültede bilgisayar bir taneydi. Dekanlıkta, sekreterlikte. Sonra işte bölüm sekreterliğine geldi. Sonra bizim hocalarımız bir tek bilgisayara sahip oldu. Oraya gidip masada yazıyorlardı. O bilgisayarlar işte 4 megabayt RAM, 150 megabayt hard diskleri falan vardı. Ve o tam o dönemde ben asistan olduğumda ilk yaptığım iş bütün paramı bilgisayara harcamak oldu. Yani ilk bilgisayar olan asistan bendim ve benim orada yapmak istediğim şey hep elde çiziliyordu haritalar. Bense bir bilgisayar programını o zaman daha 0. versiyonuydu. Şu anda 22. versiyonunda. O programda harita çizmeye başladı. Datayı nereden alıyordunuz? Data şimdi şöyle bir şey. Jeoloji araziye gidiyorsunuz. Elinizde 25 binlik haritalar var. Bu 25 binlik haritaları alıyorsunuz. Üzerinde sınırı olarak gördüğünüz yani iki farklı kayayı ya da fayı çiziyorsunuz. Şimdi bu sizin gözleminiz de olan bir şey sonra defterinizi alıyorsunuz onun üzerindeki ölçümleri defterinize yazıyorsunuz tamam yazdınız artık veriyi topladınız büroya geliyorsunuz o kocaman bir harita tabii 25 binlik bir tane de değil 10 tane sonra götürüyorsunuz onu bir fotokopici diyorsunuz ki bana bunu küçült küçültüyor o zaman daha büyük scannerlar yok. Küçültüyorsunuz, küçültüyorsanız en büyük skener A3 A3 skenerdan tarıyorsunuz sonra bilgisayar ortamına grafik olarak alıyorsunuz ve grafik olarak çiziyorsunuz yani böylece oradaki çizgileri bilgisayarda grafik olarak çiziyorsunuz ve oradaki yazıları grafik olarak yazıyorsunuz yoksa normalde bütün hocalar ellerinde mürekkepli kalemler bunları çiziyorlar letra set denilen böyle yapışkanlı desenler var onlardan yapıştırıyor GPS yok o zaman değil mi Tabii GPS falan yok o zaman kendi kendimize buluyoruz yerimizi yani arazide gözlemsel yel bulma yeteneğimiz var bizim. Bu kaç yılından bahsediyoruz seyirciler açısından soruyorum. 1995'li yıllardan ha, sonra. Ha orada bile. E, GPS yok muydu ya 95 li? Yok GPS daha. Ha. Bizim kullanabileceğimiz bir GPS yoktu yani. Yani GPS askeri vardı, vardı da, var vardı. da Bizim vardı. yani anonimleşmiş bir GPS yoktu. Şimdi onun için bizim bu haritalarımız bilgisayar ortamında ilk defa bugünkü grafikler gibi çiziliyordu. Yani sayısal değillerdi, koordinatla değillerdi, matematik bir ifadeleri yoktu. Tabi bu iş ne kadar devam etti ben size söyleyeyim. Bu iş yani hala bunu yapanlar var. Yani hala böyle harita yapanlar var. Çöp adam gibi. Yani çöp adam gibi demeyelim. Üzerine zoomladığınız zaman bir ayrıntı olmayan haritalar diyelim. Yani, yani çözünürlük meselesi. Şimdi 1 bölü 25 binlik bir haritada 1 kilometre 2 yani 1 kilometrenin içinde 250 metre mesafeyi gösterir. Çünkü her 1 santim? Bir, evet her bir santim 4 santimdir 25 binlik harita. Her biri 250 metreyi gösterir. Onun için 1 milimetre çizdiğiniz zaman 25 olur. Eğer 3, 0.3 kaleminiz varsa 75 metrelik bir yeri çizersiniz. Bir hata payınız olur aslında. Hata payınız var. Bir de kullandığınız topografik haritanın çözünürlüğü de yaklaşık 30 metreye 30 metre bir pikseldir. Yani sayısal olarak. Onun da yerinin içinde siz yani Orada bir kayma yaptığınız zaman çizginin kalınlığıyla o yaklaşık işte 100 metrenin içinde doğrudur çizdiğiniz. Evet şimdi siz dün bana gösterdiniz tarihi olarak da siz kovalamışsınız. Çünkü yani 1912'deki haritaları da gösterdiniz. 1996'dakileri de gösterdiniz. Hep elle çizilmiş ve çok güven vermeyen haritalardı. Yani... Şimdi öyle demeyelim. Yine nezaketli olan çünkü biz de onun içinden çıktık. Şimdi, yani teknoloji şimdi, nedeniyle tabii. Tabii üniversitede biz bu bilgisayar programlarını edinince ilk bu CIS programları Türkiye'ye geldiği zaman tahmin ediyorum 97 yılıydı. Üç arkadaş biz hemen gittik bunun kursuna koordinatlı harita çizebilmek için haritalarımızı sken ettiğimizde sayısal hale getirmek için o CIS programını kullandık. Hala çok meşhur bir program. Ve orada artık bizim haritalarımız sayısal hale geldi. Çizdiğimiz çizgilerde zoomladığımız sürece çözünürlüğü yüksek oldu. Yani onun için 1 bölü 500 binde bassak, 1 bölü 10 binde bassak, eğer 1 bölü 10 bin çözünürlükte yaptıysak Sadece grafik olarak o fay kalın gözükebilir ama gerçekte yerindeydi. Şimdi GPS'in ben drone uçurduğum için meraklıyım oradan biliyorum. Galiba 30 santim değil mi? 30 santim hata payı var. Şimdi tabii askeri GPS'ler biliyorsunuz uzun süre ya da askeri uydu görüntüleri de dahil uzun süre açığa çıkmadı. Yani bunlar gizli kaldı. Mesela. Ben 2003 yılında doktoramı bitirdiğim zaman iki tane veri kullandım. Bir tanesi bu Landsat uydusunun kromatik uydu görüntülerini. Bunlar o zaman 25 metreydi pikseller. Topografik harita, sayısal arazi modeli için bugün DEM dediğimiz Digital Elevation Model dediğimiz şeylerin yapıldığı datayı o zaman 25 binlik haritaları kendim elimde sayısallaştırdım ArcGIS'te. Sonra onu bir programla DEM haline getirdim ve böylece arazi hem üç boyutluydu ArcGIS'in içinde hem de üzerinde görüntü vardı. Onun üzerinde bir katman olarak da jeoloji haritası vardı. Böylece ben haritayı doğrularken yani arazideki yerini elimle çizdiğimi fix ederken fayları sayısal hale getirmiş oldum. Ve belki de dünyada ilk yapılan doktoralardan biridir sayısal 3 boyutlu jeoloji haritaları. Yani o zaman yoktu yayınlarda da yoktu. Benim doktoramla ben meraklı olduğum için hep bu tür şeyleri programları kullanıp e, Bunların çünkü ileriye kalması lazım diye düşünüyordum hep kullanıma açık. Onun için hep Öyle yaptım yani. Yani şimdi çok inanılmaz bir şey söylüyorsunuz aslında. 2022'deki bu sonuçla alakalı farklı yorumlar aslında girdinin ne kadar teknolojik imkanlardan faydalanıp faydalanmaması ile alakalı diyorsunuz. Peki bunu bu kadar detaylı ölçüyor olmak yani bunun 25 metre birimle ölçülmesi ya da 250 metre birimle ölçülmesi önemli mi? Ne fark ediyor evet. Ya da 30 santim. Şimdi nasıl fark ediyor biliyor musunuz? Düşünün. 90'lı yıllarda bir doktora gidiyorsunuz. Daha ultrason yeni gelişiyor. Ondan sonra daha bilgisayarlı tomografi falan yok. Daha o fiziği yeni gelişiyor. Teorik şeyler. Siz o zaman röntgenle doktor bakıyor. İşte sizin organınız hangisiyse orada bir anomali görüyor. Anomali görüyor ama sizi açması lazım. Organı alacak belki de. Cerrah eliyle bizim işte kalemle harita çizmemiz gibi doğrudan doğruya müdahale edecek. Şimdi çözünürlük röntgende ya da ilaçlı röntgen yani damarlara da şey yapıyor, gösteriyor diyelim. Görüyor bir bölgede bir sıkıntı var. Sonra aradan zaman geçiyor. Ultrason icat ediliyor. Yani röntgeni çekiyor ama bir de ultrasonla bakıyor. Bu sefer diyor ki ya yani organın yarısını değil de üçte birine müdahale etmemiz gerekiyor. Bu örneği daha önce de verdiniz siz ama ha. orada bir yanlışlık yok mu? Çünkü orada çok küçük bir şeyle uğraşıyoruz ya. Yani. Tabii burada da çok küçük bir şeyle uğraşıyoruz. Ha, ama işte onu merak ediyorum. Sizin ben eviniz anlamadım. çok küçük bir şey. Siz ev bazında fark Tabii, eder diyorsunuz. Çünkü bizim teşhisimiz sizin evinizin kaderini etkileyecek. Bende de bilgisayar tomografi var. Ben bakıyorum ki sorunlu yerler, belli hücreler. Diyorum ki BT ile, laproskopi ile, robotik cerrahi ile gireceğiz. Onları tek tek çözeceğiz. Organın tamamı. Yani İstanbul'un tamamını yıkmayacağız. İstanbul'da sadece büyük depremden yıkılma riski olan binaları ortaya çıkartacağız. Böylece avuzu Şimdi bir arkadaşım var. Belki bunu paylaştım mı hatırlamıyorum sizde. Diyor ki yani Cenk'in anlattığı şey çok basit. Bir odada 20 tane adam var. Birileri geliyor ona onların hepsine idrar ve kan tahlili yapıyor. Sonra onlardan ortak değer alıyor. Bir ortalama buluyor. Diyor ki bunların hepsi şeker hastası ve kolesterol hastası. Bunlara bu ilacı vermek lazım. Ama diyor gerçekte hiç hasta olmayanlar var. Bir de çok hasta olanlar var. Ama hepsine aynı tedavi. Şimdi onun için bu faydan uzaklığa bağlı yapılan azalım ilişkileri aynı uzaklıkta olan benzer birimlerde aynı ilacı veriyor. Halbuki orada evlerin zeminleri farklı. Mesela şimdi birisi diyor ki ivme farklı olamaz, zemin farklı. Ya yani şimdi zeminle ivme arasında bir ilişki var. Eğer formasyon çok yumuşaksa Hemen onun yanında bir kayalık zemin varsa o kayalık zemindeki ivme ile onun 5 metre ötesindeki yumuşak zemindeki ivme farklı. Onun için siz bu çözünürlüğünüz yoksa bu 5 metrelik çözünürlük evi ya yumuşağa göre yaptınız ya da sert'e göre yaptınız. Ama bu İstanbul'daki ciddi... evlerin hiçbiri buna göre yapılmamıştır zaten. Hayır. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var, çok güzel bir soru bu. Şimdi evleri denetleyeceğiz. Evleri denetleyebilmemiz için ne yapıyoruz? Bir genel bir harita var. O haritada diyor ki bu semtin tamamı 0.35 G ile depremle imtihan edilecek. O ne demek onu biraz açabilir misiniz? Şimdi G biliyorsunuz yani tabii bu Yok, F eşittir MA'yı herkes hatırlıyor değil mi? Evet. F, M kütle, F kuvvet, A da ivme. Yani arabanın gazına bastığımızda roket çıktığı zaman yer yere karşı bir kütlemiz hareket ediyor. Bu hareket ettiği zaman bir kuvvet oluşuyor. Bu ivmemiz bizim yani biz normalde hiçbir şey olmuyor bize ama bizi burada bütün kütle olarak yer değiştirecek bir kuvvet uyguladığınızda kütlemize de bağlı bu ikisi çarpan işte o zaman biz hareket ediyoruz. Yani 10 kiloluk bir adama 0.1 g yaptığınız zaman onu %10 arttırıyorsunuz 11 kilo oluyor hı hı. ama 100 kiloluk adamı 110 kilo yapıyorsunuz. Yani siz 100, 100 kiloluk ve 10 kiloluk adamı aynı kategoriye alıyorsunuz ama o onun küsuratı kadar zaten. Hı hı. Yani onun için bu iki değer zeminin en önemli parametrelerinden biri bu periyoda bağlı binanın salının periyoduna bağlı spektral ivme. Bu 0.35 G dediniz ya mesela. Bu PGA yani peak olan en yüksek. Hı hı. Yani Halbuki o... Bu da yeterli değil şöyle bir atıyorum 7 7,5 şiddet mi diyeceğiz? 7,5 şiddet. 7,5 buçuk büyüklüğünde bir deprem oldu o fayda. O o semte 0.35 G olarak mı yansıyor diyorsunuz? Hayır. Şimdi hemen bunu çizelim ki anlaşılır hale gelsin. Şimdi şöyle 3 tane jeolojik birimler var. KMT diye da. Fayımız da burada. Fayımızda bir deprem oluyor. Buradan çıkıyor. Buraya doğru gidiyor. Şimdi uzaklığa bağlı olarak deprem dalgasının bir davranışı var. O davranış nasıl? Burada şöyleyken şurada şöyle. Hayır frekansı değişiyor. Yani burada kum taşı olduğu zaman daha hızlı ha, geçiyor. Frekans artıyor. Burada evet. işte V hızı dediğimiz ilk 30 metrenin hızı değişiyor. Şimdi siz eğer bu haritayı hassas yapmadıysanız şurada duran bir vatandaşla şurada duran vatandaşın evi arasında deprem davranışı farklı. Diyelim hmm. ki bunun ikisini de aynı müteahhit yaptı. Tamam mı? Aynı müteahhit yaptı ama biri yıkıldı. Biri yıkılmadı. Demek ki burada bakmamız gereken şey bunun tasarım ivmesi doğru mu? Ama bu çözünürlük bilinemez diye iddia edildiğinden dolayı ne yapılıyor? Deniyor ki biz uzaklığa bakarız fayın uzaklığına. Bu uzaklığa göre formül en büyük G'yi hesaplar. Biz burada uzaklığa bağlı şöyle birbirine paralel zonlar koyarız. İşte şurası 0.7'dir. Şurası 0.2'dir. Ama bir dakika burada şöyle bir sınır var. Şuradaki şu sınır ne olacak? Ama o zemin analiziyle ilgili bir şey değil mi bu anlattığınız? Hayır, zemin analiziyle değil, haritayla ilgili. Ama tamam. O data zeminden kaynaklanmıyor mu? Zeminden, zeminden kaynaklanıyor ama sizin zemininiz tek başına değil ki. Şimdi bakın zemin meselesi güzel bir mesele. Şimdi düşünün yeryüzünün jeolojisi var. Tamam mı? Böyle bir karenin jeolojisine bakıyorsunuz. Bu tamamen alüvyondan oluşuyor. Ama siz bu alüvyonun Eski zamanda içinde yol alan bir menderesli akarsu var. Tamam mı? Zaman içinde bunun üzerinde bu menderesli akarsu körleniyor ve bunun üzerine körlenmek derken yani artık çalışmaz dedi. hale geliyor. Yer değiştiriyor. Çünkü menderesli olduğu için dolaşacak böyle. Bunun üzerine taşkın ovası dediğimiz çökerler geliyor. Artık başka bir birim var. Yani nasıl bir şey? Şöyle bir şey çizelim burası alt Alt diyelim buraya Burası üst Bu sondaj gibi bir şey Bunun altındaki birim böyle bir şey Sonra bunun içinde şöyle bir Kanal var bunu da silelim Bunun içinde de kum ve su dolu Sonra da bunun üzerinde de çamur var Şimdi siz binayı dikeceksiniz Geoteknikçi geldi buradan deldi Baktı dedi ki bu şu türü zemindir. Parametresi de bu. Ama bunun altında başka bir dünya var. O dünya yani siz bir tepsinin içindeki jölenin üzerindeki bir bisküttesiniz meğerse. Büyük resmi görmüyor yani aslında. Ha, yerin altını görmüyor. Şimdi şöyle bir ön yargı var. Çok yaygın söyleniyor. Deniyor ki jeoloji ve jeofiziğin işi kayada başlar. Yani yeryüzünden olan yumuşak şeyler bizi ilgilendirir. Halbuki bu çok büyük bir hata. Çünkü dünyada kuaterner jeolojisi diye bir şey var. Kuaterner jeolojisi bugün gördüğünüz bütün göller, nehirler, denizler, aklınıza gelebilen üzerinde yürüdüğünüz her yer, ovalar, buzullar hepsi kuaterner jeolojisidir. Ne demek o? Yani kuaterner bizim son 1,5 milyon yılımızı alır. Biz onun içinde holosen son 10 bin yıla bakarız. Son 10 bin yılda oluşan işlerdir bunlar. Jeolojik çok büyük bir zaman tamam mı? Yani pleistosen işte 1,5 milyon yıla yakın. Siz baktığınız zaman diyorsunuz ki ya bu 10 bin yıllık çökel ama içinde bin tane film var. Mesela bir örnek verirsek Marmara Denizi bundan yaklaşık 20 bin yılla 12 bin yıl arasında göldü. Ve bugünkü kıyısı bugün Marmara Denizi'nin çok içindeydi. İstanbul Boğazı bir dereydi. Çanakkale Boğazı bir dereydi. Şimdi onun kıyıları da başka yerdeydi. Şimdi bu deniz seviyesi değiştikçe bunlar iklim değişikliğiyle. Bu zeminler de değişiyor. Mesela İstanbul'un vadileri var değil mi? Bu vadiler Marmara Denizi en fazla 70-80 metreye kadar düşer. Global deniz seviyesi değişiminde. Deniz genellikle 140 metreye kadar düşer global olarak. Son 800 bin yıl böyle olduğuna dair veri var. Şimdi bu arada ne oluyor? Vadiler derin kazar. Derin kazmak ne demek? E, vadinin profili aşağıya doğru çökeli taşıyacak. Nereye taşıyacak? O gölün içine taşıyacak. Onun için o vadiler kazar. Sonra deniz yükselince biz onlara Haliç deriz. Sonra Haliç zamanla dolar. İşte Bornova örneğindeki gibi. Bornova eski bir Haliç, Körfez. İşte onun için bunlar aslında zemin değil. Jeolojik üniteler, formasyonlar. E peki o zaman mesela geoteknikçi nereye kadar kazması lazım? Yani çok aşağıda Geoteknikçi kalmıyor. işte kazamaz. Geoteknikçi bu ortamın ne olduğunu jeolog ve jeofizikçiye soracak. Jeolog ve jeofizikçi bu aşağıdaki derindeki ortamı tanımlayacak. Tanımladıktan sonra geoteknikçi bunlara göre o şeyin ne olduğuna karar verecek. Peki yani, yani o siz jeologlar İstanbul'un örneğin ya da Marmara'nın her yerinde aşağı doğru ne olduğunu biliyor musunuz? E tabii bunun dersi var yeraltı jeolojisi diye öğretiyoruz bunun nasıl yapılacağını. Şimdi mesela gidiyorsunuz araziye bir kaya var. Mostra diyoruz. Onu gidiyorsunuz bakıyorsunuz. Hemen yapmanız gereken işlerden birincisi kırıyorsunuz. Kırdınız lupu alıyorsunuz. Bakıyorsunuz bu kaya nedir soruyorsunuz sen kimsin? O diyor ki bak diyor benim işte kuvarslarım var feldispatlarım var işte hepsi öz şekilli. İşte arada mikalar var. Ha sen granitsin. Hemen yazıyorsunuz defterinizi. Açık renkli granit. Biraz sonra gidiyorsunuz başka bir kaya. Ona diyorsunuz ki kum taşı. Bunları haritalıyorsunuz. Yerin altına doğru da bunların olma biçimi var. Eğer bunların üstünde incecik bir örtü görüyorsanız. Diyorsunuz ki bunun üzerinde işte bir buçuk metre kalınlığında bundan ayrışmış örtü var. Yani böylece jeoloji haritası yapıyorsunuz. Jeoloji haritası denilen şey her yerde yapılır. Bütün dünyada. Denizin altı da dahil olmak üzere. Peki nasıl yapıyorsunuz? Yani nereye kadar derine iniyorsunuz? Evet, Neyle ölçüyorsunuz? Şimdi burada yer bilimlerinin iki alanı var. Birincisi gözlemsel doğrudan jeoloji. Yüzey jeolojisi. Yani jeolog gidiyor bakıyor. Sonra onun bastığı yerin altında varsaydığı modellerden bildiği, teknikten bildiği... Yani bir tabaka üstte şöyle eğimli ölçüyorsunuz fayı. Diyorsunuz ki bunun eğimi 45 derece diyorsunuz ki bu 45 derece aşağı 10 kilometreye doğru giderse şu tarafa doğru bu şekilde gider. Bu hipotetik bildiğiniz bir şey. Çünkü dünya böyle. Sonra jeofizikçi arkadaşınız geliyor. Orada sismik yapıyor. Diyor ki evet bu böyle gidiyor. Sismik dediği sondaj sismik, mı? Hayır, sondaj değil. Sismik denilen şey yans, yansıma sisminden söz ediyorum. Bir sürü kulak koyuyorsunuz araziye. Bir yerde de bir Enerji veriyorsunuz yani ses olabilir, dinamit olabilir herhangi bir enerji. Yani gecikmeye bakıyorsunuz. Enerji gidiyor aşağıda bir tabakaya çarpıyor sonra geliyor, yansıyor. Aradaki zaman işte bizim gidiş geliş zamanı dediğimiz şey denizin içini tamamen böyle yapıyoruz. Yani jeologlar da kullandığı bütün veri. Budur yani yansıma ismi ve batimetri. Ama karada farklı katmanların farklı iletim kat sayıları o süreyi hızları. etkilediği için hızları doğru. Onu nasıl hesaplıyorlar? Yani dört şey, tane farklı şimdi, şey var. Şimdi siz hepiniz e, lisede optik aldınız. Optikte, Yok almadık tabii. <laughs> hayır yani fiziğin içinde optiği biliyorsunuz. Gördük, evet. Kırılma var. Yani bir ışını yolluyorsunuz yoğunluğuna bağlı olarak sıvının kırılıyor ve ondan sonra yansıyor. Evet. Şimdi siz bu şeyde yansımadan ve açısından geri dönüşünden ne hesaplıyorsunuz? Yoğunluğu. Uzattığım için özür dilerim. Malzemeyi katmanın nevisini biliyorsanız kat sayısından doğru ama malzemeyi bilmiyoruz. Kat sayısından malzemenin ne olduğu anlaşılıyor mu? Tabii. Mesela işte hangi birimin içinden geçiyorsanız onun kendine as bir hız aralığı var. Yani kum taşından geçiyorsanız ayrı bir aralık. silt taşından geçiyorsanız. Ama aşağıda bilmiyorsunuz ya neyin kum bilmenize taşı Bilmenize gerek kalmıyor. Yansıma ismiyle evet. ortaya ha, çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Hızlan Peki çıkardım. şimdi mesela şey dediniz ya İstanbul Boğazı da aslında bir dereydi dediniz. Evet. <laughs> mesela cahilce hemen şey geliyor. O zaman mesela Boğaz kıyısındaki bütün evler tehlike de tehlikede mi mesela? Şimdi tabii e, kıyı kenar çizgisi kanunu var. Duydunuz mu hiç? Hayır. Yani kıyı kenar çizgisi kanunu şöyle bir kanun. Evet. Türkiye'nin en güzel ama en az kullanılan kanunu. O kanun diyor ki deniz, göl, akarsu tarafından proses edilmiş ve üretilmiş çökellerin ana kayayla olan sınırına kıyı kenar çizgisi denir. Kıyı kenar çizgisi dahilinde yerleşmek yasaktır. Hatta kıyı kenar çizgisi dahil 100 metre içeriye kadar alanda bir zon olarak sadece kamu yararına kullanılır. Onun için bu tür çökerlerin üzerine yapılan evler kanun dışıdır. Kumburgazın biz, hepsi gitti hayır, şu biz <laughs> an. Biz Bahçe Sarayı yapmışız değil <laughs> kumburgaz. Tabii işte tarih yani şimdi kanun bu. Şimdi yani kan... bir dakika doğru anlayalım. Denize 100 metreden fazla yaklaşmamanız lazım doğru mu? Hayır. Şimdi şurada kıyı var. Şurada da fış fış sonu deniz. Biz yandan mı görüyoruz şu anda? Ha, üstten yandan kesit görüyorsunuz. Hı -hı. Burada da çökerler var. Denizin altında da devam ediyorlar. Deniz tabanında. Çökerler dediğiniz toprak Şu, çökmüş. Toprak birikmiş. değil. Çöker dediğimiz şey denizin kendisinin içinde taşıya taşıya Hı -hı. kumsallar. İşte Antalya'daki kumsalı düşünün. Çakıldan oluşuyor. Hı -hı. Bazı yerde kumdan oluşuyor. Şurası da Anakaya. Şimdi siz buradasınız, sahilde evinizi geldiniz, buraya diktiniz, bir güzel. hapı yuttunuz herhalde. Ama kıyı kenarın 100 metrelik zonu burası. Yani buraya da kamusal yerleşim. Şimdi bu deniz olabilir. Değiştirelim bunu. Bu bir dere olabilir. Siz bunun ne bu tarafına, tamam mı? Ne bu tarafına bir ev yapamazsınız kanune. Hı hı. Onun için bu alivyon alanların tamamı Türkiye'de içinde tarım yapılan alanların tamamı ya akarsular tarafından ya göller tarafından ya da deniz kıyısı tarafından proses edilmiş yumuşak çökerlerdir. Bunlar doğrudan doğruya yüksek oranda hidrojeolojik ünitelerdir. Su barındırırlar. Çökerler çok gevşektir. Onun için sismik hızların en düşük olduğu yerlerdir. Ama bu Doğal e, durumlar için geçerli değil mi? Biz mesela kanal İstanbul'u yapsak, o yapay olacağı için buna girmiyor, bu duruma girmiyor. Şimdi tabii kanal başka bir şey yani. Hı -hı. Kanal dediğiniz şey e, doğaya bir müdahale yapıyorsunuz. Peki Hı -hı. ada, ada, o zaman adaları ev yapmak ne oluyor? Hayır ada şimdi bakın ada dediğimiz şeyde yine şöyle bir kaya, onun kıyısı var, Şurada küçücük bir kıyısı var, ama bu ana kaya buradakiyle. Burada da adada da kıyı kenar çizgisi neredeyse diyelim burada bir plaj var ona ev yapamazsınız. Ama onun yanındaki 100 metrelik zonu kamuya açık olmak üzere yapılaşabilirsiniz. Peki, kanun bunu söylüyor. Peki biz, ben şimdi Boğaz'da biz mesela. Biz buna hiç uymuyoruz. Bo evet yani Boğaz'da bütün hat dediğiniz gibi kıyı kenar çizgisinin önünde. Tabii dışında yani, yani dahilinde. Evet İçinde dahilinde. Değil, dahilinde. Şimdi bu kanun etkili bir kanun olsaydı Türkiye'nin bugün depremle başı belada değildi. Çünkü... Hep Anakaya üzerine yerleşmek zorunda kalmıştık. Ne sel geliyordu basıyordu ne deprem esnasında tsunami geliyordu basıyordu. Ne de deprem esnasında zemin özellikleri kaotik olduğu için evler yıkılıyordu söylediğin zaman atıyorum güncel örnekten Hata için geçerli olabilir Tabii. ama Maraş için o kadar olamaz. O başka bir konu değil Maraş'ta mi? Maraş da eski bir ova. Akarsu denetimli oluşmuş bir ova. Maraş'ın eski haline baktığınız zaman Maraş'ın bugün bir kısmının olduğu alanda bir göl bataklık var. Şimdi herkes coğrafyayı ve iklimi bugünkünün aynısı zannediyor. Halbuki buzul dönemi denilen bir dönem var ki belki bir gün onu da konuşuruz iklim değişikliği. O buzul dönemlerinde şöyle bir özellik oluyor. Bütün nem şeye gidiyor buzlara. Onun için açık bir hava var. Açık hava var ve açık hava olduğu zaman da yağış azalıyor. Soğuk kuraklık denilen bir kuraklık oluyor. Ama bu dönemden çıktığınız anda nemli bir iklime geçmeye başlıyorsunuz. O geçiş esnasında yağışlar artıyor ve böylece vadilerden çukur alanlara hem çökel taşınıyor, bildiğiniz ovalar oluyor ve onların içinde göller oluyor. Mesela Ulubat ve Manyas gölleri bugün varlar. Ama bugün Bursa'nın bulunduğu ova da 6-7 bin yıl önce göl. Ama gölün üstü zamanla dolmuş. Çünkü aşınma prosesi yağışta hızlıdır. Hızlı olunca o göllerin üzerine yani çamurun üzerine kum dolduruyor. Şimdi Ulubat ve Manyas'ın avantajı bunlar denize bağlantılı bir nehir sisteminde ve olduğu için buradan su burada birikmiyor. Oradan gidiyor ve taşıyıcı özelliği Sediman taşıyıcı özelliğinin bir kısmı şeye doğru denize veriliyor. Halbuki denize verilmese bir süre sonra o, o iki gölde dolardı. Ve sığ göller zaten belki ileride dolacaklar. Peki hatayı başka yere mi kurmak lazımdı o zaman? Nasıl Hayır hata hiçbir zaman orada olmamalıydı. Yani Amik Ovası zaten kendisi... Amik bataklık göl yani. Hı hı. Baktığınız zaman Suriye'ye kadar uzanan Gap havzası oluğu. Buraları hepsi eski göller ve bu gölleri denetleyenler de bu göllere biz tektonik göller diyoruz. Yani fayların oluşturduğu düşey atımdan kaynaklanan çökmelerle ya deniz giriyor içeriye ya da göller oluşuyor. Peki o zaman aslında binalarda kusur yok mu demiş oluyoruz? Hayır. Yani aslında yerleşim sorunu mu var? Binalarda kusur yok değil. Ee, şimdi bu Diyelim ki yerleştik buraya bugün. Ama bunun kurallarına uygun yerleşmemiz gerekiyor. Yani bir kere ilk önce bunun jeolojisi artık 30 metreyi değil 100 metreyi bilmemiz gerekiyor. Yani alüvyon ovalarında VS30 çok geçerli bir şey değil. Üst taraftaki bisküvit gibi bir şey. Aşağıda ne olacak? Bu tamamen jeofiziğin alanı. Burada jeoloji mühendisleri ancak 100 metrelik sondajları jeolojik olarak yorumlarlar jeofizikçilerle beraber. Yani bu iş... Zemin mekaniğiyle ya da geoteknik mühendisliğiyle alakalı değil. Alakalı olduğu bu işi bitirdikten sonra jeologlar binanın bu değerleri anlattıktan sonra geoteknikçi binayı koyduğu zeminde bunların arasındaki ilişkiye bakacak. Dolayısıyla zemin konusu yani bu bir bütün. Baştan başladık, temiz temiz yapıyoruz. Sonra da üzerine koyacağımız binanın kendi şartları, doğruluğu, düzgünlüğüne geleceğiz değil mi? Tabii. Yani jeolog, Tabii. sonra jeofizik, şimdi, sonra şey. Şimdi bir şeyi çok karıştırıyor insanlar. Şimdi Türkiye'nin tehlike, deprem tehlike haritası, o bahsettiğim teminki şeker hastasına... Eski data'ya göre. <laughs> es, eski data değil, ortalamaya göre. Çünkü <laughs> basitleştirmek istiyorlar. Nedir basitleştirmek? Siz bir model kuruyorsunuz, diyorsunuz ki Kuzey Anadolu fayı tehlikelidir. Niye Çünkü tarih boyunca burada şu büyüklüklerde deprem oldu Tamam çok güzel e, Bu büyüklüklerde deprem olan bir yerde Oluşacak uzaklığa bağlı ivmelerde bunlardır Diyorsunuz ki bu ivmelere göre bina yapılması lazım Ama problem şu burada Şimdi Kuzey Anadolu fayı o haritada şöyle bir çizgi Ama aslında Kuzey Anadolu fayına baktığınız zaman Kuzey Anadolu fayı işte şöyle şöyle gider parçalardan oluşuyor. Bu parçalarda kovalar. Yani burada atım birikiyor, su birikiyor. Ve bu kovaların ortak böyle bir musluğu var aşağıda. Onları besliyor. Ama bu kovaların çıkışında beslediklerinde bu kovaların büyüklükleri farklı ve büyüklükleri farklı olduğu gibi musluğunda ağzı farklı. Onun için bu kovalar hep farklı hızlarda farklı miktarlarda doluyor. Onun için buradaki kova 7.8 üretirken buradaki kova 7.4 üretiyor. Buradaki kova 7.2 üretiyor. Buradaki de 7 üretiyor diyelim. Şimdi siz ne yaptınız? Dediniz ki burası 7.4 üretiyor. Şimdi halbuki her birine bireysel model yapmanız gerekiyor. Nedir? İşte bunun alanı bu. E biz bütün binaları 9'a göre yapsak olmaz mı hocam? Yani? Çok pahalı bir iş. Ekonomik değil. Ama olur. Olur tabii yani çok paranız varsa niye olmasın yani? Siz 0.1G'lik yere 1G'lik bina yaparsanız yani oradaki kuvvetin 10 kat fazla olduğunu varsayarak ona o kadar para harcayacaksınız. Yani 9'u abartılı söyledim belki ama hani Türkiye sonuçta bir deprem bölgesi ise ve her tarafı gördüğüm kadarıyla faydalıysa atıyorum 8 buçuk. O zaman kadar... zaten o zaman yer bilimlerine gerek yok. Türkiye'nin her yerine en büyük binaları yaparsınız, en dayanıklı binaları yaparsınız. Sonra da beklersiniz. Gerçekçi şey değil mi? Pardon, yani Amerika'da San Andreas o Los Angeles'taki fay ...orada hesaplar böyle mi yapılıyor? Böyle yapılıyor. Çünkü San Andreas'ın üzerindeki yerleşim çok sınırlı. Yani San Andreas boyunca bizim bütün faylarımızın en önemli özelliği vadilerden geçiyor. O vadilerde fayların denetiminde ovalar var. Bunlar inanılmaz verimli sulak. Onun için yeşil alanlar, yani Anadolu'nun platosunun içinde. Çöl gibi bir yerden birdenbire o bu faya yaklaştığınız zaman yemyeşil bir şey görüyor. Tokat erbaayı falan düşünün. Böyle dünya güzeli yerler. Bunun böyle olmasının nedeni ne? Buradaki yeraltı suyu. Çünkü faya doğru geliyor oradan geri çıkıyor. Sizi tenzih ederek soracağım parantez açarak. Bizdeki bu ölçümler teknolojinin son imkanlarından faydalanmadan yapıla gelmiş anladığım kadarıyla. Bu global bir konumdur. Mesela Amerikalılar da mı bizi ölçmedi? Japonlar da mı ölçmedi? Bu yerel bir şey midir? Yani hayır, bunu şimdi, Türkler şimdi, mi ölçer? Şimdi hayır Türkler ölçer diye bir şey yok. Şimdi bir kere bir fayı tek bir çizgi halinde çizersiniz. Bunu bir makaleye koyarsınız. Hiçbir sorun yok. Burada bir sorun yok. Makalede tek bir çizgi olacak zaten. Hassasiyeti müsait değil. Yani Kuze Kuzey Anadolu fayını A4 kağıda koyarsanız çizdiğiniz 1 milimetre zaten o, orada bir buçuk kilometre. Anlamı yok çizginin. Makale için önemli değil. Makale için önemli değil. Ama bunu diyelim ki 25 binlik harita yaptınız. 1 milimetre oldu 25 metre. Ama bugünkü çözünürlük 30 santim. Yani biz fayın yerine 30. Şimdi önemli noktalardan biri. Şimdi burası 7.8 bunun tamamını 7.4'e göre planladık ya. Ona göre yaptık ya. Halbuki arada bir problem var. Peki turuncu iyi olacak. Burada deprem oldu. 200 yıl vakti var bu fayın. Bu kırılan fayın. Bunda da oldu. Bu da gitti. Buna da 200, 200 yıl var. daha yazdık. Buna da gitti. Bu da gitti 200 yıl. Şimdi sizin burada 7.4 dediğiniz tasarım ivmesi verdiğiniz yer aslında kırılan segmentler. Bakın kırılan segmentler 200 yıl rahat. Şimdi kırılan segmentlerin etrafında bir sürü mikro deprem oluyor. Bir sürü. İnsanlar diyor ki işte siz bu fayda deprem olmaz dediniz ama oldu. İyi de kardeşim ayrıntıya daha da mı girelim? Bak. Şimdi bir fay diyorsun. Şöyle çizdik ya parça parça. Değil mi? Çizdik. Şimdi biz bunun üzerine gittiğimiz zaman Sırf şunu çizeceğim size. Böyle parçaları var. Aslında bu çizdiğimiz bile 30 santime indiğimiz zaman bakıyoruz ki bir alanın içinden geçiyor. Yani böyle bir zon bu. Tamam mı? Yani burası 25 metre ama 30 santimde bu böyle. Şimdi o zaman biz bunlara sismojenik ana segmentin parçacıkları diyoruz. Yani bunlar şunlar kırılıyor diyelim. Şunlar kırıldı, kırıldı, bu kırıldı da bu kırılmadı. Ne oluyor? Bu küçük bir deprem üretiyor 6 büyüklüğünde. Diyor ki orası kırılmış dediğiniz ama kır hayır öyle değil, doğa öyle değil işte. Doğanın eğer nasıl çalıştığını anlarsan dün olan depreme şaşırmazsın 6.4'e. Şaşırıcı. O bekleniyordu galiba değil mi? Bekleniyor değil. Zaten orada 12 tane faycık var böyle. 2-3 kilometreden 12 kilometreye kadar. Zaten stres aşağıya doğru sarkmış vaziyette. Orada vadesi dolmuş olan işte çay bardağının boşalması gibi ama esas olay büyük kova boşaldığı için o çay bardağının ...boşalması sebebi. Peki hocam şimdi şeyi... ...bir sormak istiyorum. Başta da sordum ama... E, ...mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ndensiniz... ...siz de. Celal Şengör de orada. Mesela Ahmet Ercan var bir de. Şimdi he, hepiniz... ...başka şeyler söylüyorsunuz ve... ...bu tartışma kamuoyunun önünde oluyor. Mesela siz bölümde... ...karşılaşmıyor musunuz hocayla? Yani Ahmet Hoca ben daha öğrenciyken emekli olmuştu zaten. Yok, Celal Şengör'le mesela. Yani Celal Hoca da e, üniversiteye çok gelmezdi emekli olmadan önce. Yani ara sıra gelirdi. Yani bir bölümün içinde e, fikir ayrılıkları olması normaldir bir yere kadar ama şu andaki Bu fikir ayrılığı mı? değil. Bir kere bunu fikir ayrılığı, kişisel çatışma olarak algılamayın. Yani ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı yetenekler ve boyutlarda çalışan insanlar var. Bu Celal Hoca bir işi bilmiyor demek değil. Jelolojin'in kullandığı yöntemler ve yaptıkları şu anda üçüncü boyutta olan şeyler değil. İkinci boyutta. İkinci boyutun üzerinden kurgulanan belirli bir seviye matematik var. Bizim yaptığımız şeylerse onun yaptığından çok daha farklı. Yani biz bilgisayarlı tomografideyiz. Onların yaptıkları ise ultrasonda. Görüş ayrılığı olarak değerlendiriliyor. Kişisel şeye dönüştürülüyor. Doğru değil. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bazı şeylerin bilinmesi gerekiyor. Yani 60 yıl akademik hayatı olan birisiyle 30 yıl akademik hayatı olan birisini karşılaştırmak doğru mu? Yanlış. Onun Değil için mi? soruyorum zaten. Onun, onun aldığı atıflar, onun aldığı yayınları yapmak doğru mu? yani iki tane teraziye iki tane ayrı şey alıyorsunuz. Yani benim Celal Hoca ile aynı olmam mümkün mü? Değil. Celal Hoca Rolls Royce olabilir, ben Tesla olabilir. E şeyi soracağım. Demin Mustafa'nın sorduğu sorunun bir benzerini soracağım. Mesela San Andreas fayı da sizin yöntemle 3D 3 boyutlu modellenmiş durumda mı? Şimdi San Andreas'ın üzerinde USGS'in uzun zamandır yaptığı bir proje var. San Andreas fayı ve çevre faylarını jeofizik metotlarda 3. boyuta taşıdılar ki bu 30 milyon dolarlık falan bir proje. Ve bunun üzerinde olan aktiviteleri artık gözlüyorlar. Bizim Marmara'da yaptığımız neredeyse bu projenin aynısı. Türkiye Cumhuriyeti buna 1 lira harcamadı. Yani biz tamamen bunu kendi kendimize belki de doğru kelime olmayabilir iman gücüyle. Yani inandık yani. Bunu yapmaya inandık. Ben de öyle bir soru soracaktım da boşa düştü şimdi. Sizin kullandığınız dünyada kullanılıp da sizin şu anda kullanamadığınız bir teknoloji var mı diyecektim. Varsa bile bütçeye dayandı iş. Doğru mu? Şimdi şöyle bir şey. Verinin toplanması ve veri üzerinde işlem yapmak büyük bir para Şimdi bir gerçeği teslim edelim. Benim kullandığım üç boyutlu Marmara haritası 1974'ten itibaren Saros Körfezi ve Marmara Denizi'nde yerli, yabancı, farklı amaçlarla gelmiş onlarca geminin topladığı veri. Bu verilerin hepsi mesela örnek verebilirim. Tamam diye bir proje var. Bu tamam projesi Türk Amerikan projesi. Bu veriler toplandı. Bunların yazarları işte oturdular 3-5 tane makale yazdılar. Sonra 10 yıl sonra NSF bu verileri bunlardan aldı. Dedi ki bu kamu parasıdır. Sonra ben NSF'e yazdım. Dedim ki bu veriyi istiyorum. NSF bana cevap verdi. Dedi ki şuradan size bir portalaştık indirin. İndirdik o veriyi. Mesela 1970'li yıllarda Amerikan petrol şirketleri Türkiye'ye gelmiş Türkiye Petroller için çok sayıda sismik araştırma yapmış. Mesela onların bir kısmını bulduk, başvurduk. Kimisini kağıtta bulduk, kimisini sayısal ortamda bulduk. Mesela kağıtta bulduklarımızı sayısala çevirdik. Yani ters mühendislik yaptık. Ee, Finlandiya'da bir genç jeofizikçi kağıttan olan verileri sayısal dataya çeviriyor. Şöyle bir şey aslında. Şimdi bir tane şey var, logunuz var. Bunun üzerinde şöyle 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 bizim wiggle dediğimiz şeyler var. Sinyaller, terslenmeler var. Ters düz oluyor. Şimdi bu wiggle'ları biz bilgisayarda okuttuk, scan edip sonra bu wiggle'ları sayısal hale getirdik, dataya dönüştürdük ve böylece sismik kesidi kağıdın üzerinden aldık, wiggle trace üzerinden yeniden işlenebilir, kullanılabilir hale geldik. Şimdi böyle olunca seri hidrografinin topladıkları var, Piri Reis'in topladıkları var. Meta Sismik Pir'in topladıkları var. Onlar hep kamuya açık veri mi? Hayır değil. Bunlar genellikle bir yerde arşivde duruyorlar. Kimsenin umurlarında değil. İşi bitmiş hatta da işe de yaramaz hatta kağıtları çürüyor. Mesela sığ sismikler bildiğiniz bu faks kağıdı üzerine çıktı alınıyor kağıt yakılarak. 50 yıldır duruyor bir yerde o. Gidiyorsunuz alıyorsunuz artık neredeyse görünmez hale gelmiş. Evet, Götürü fax götürüyorsunuz A0 scan ediyorsunuz onu ruloyu. Ettikten sonra onun üzerine görüntü işleme uyguluyorsunuz. O görüntü işlemeyle ile onu tam kontrastlı olarak okunur hale getiriyorsunuz. Yani Peki. ölüyü mezardan çıkartıp tekrar canlandırıyorsun. Ve bunu sonra da işte o dediğimiz yöntemle sayısal hale. Böylece ne oldu biliyor musunuz? Çok sayıda Fransızların, Almanların, Kanadalıların, Amerikalıların, petrol şirketlerinin, meydanın bütün topladığı veri Sanki böyle her yerde saçılmış, dağıtılmış, kaderine terk edilmiş olan her şeyi biz topladık, bir ipe dizdik. Yani bir tespih tanesinden tespih olmaya geçtiler ve kullanılır hale geldiler. Şimdi herkes bu veriler nasıl oldu falan diye soruyor. Bakın ben kamu kurumlarıyla, yabancılarla defalarca yazıştım vermeleri için. Mesela bazıları, Fransızlar özellikle hiçbir şey vermediler. Fakat Fransızların da bu kesitleri bastığı raporları buldum. Yani kesidi basmışlar. O kesitlerden datayı geri ürettim. Orada bir kayıp yok mudur? yani? Bir... Var tabii ama fay için değil. Hı hı. Orada eğer siz petrol arayacaksanız bir kayıp var ama beni ilgilendirmiyor. Peki şimdi... Ben fay haritalayacağım. Şu anda Marmara faylarıyla ilgili en büyük veri sizde mi? Doğru mu anlıyorum? Evet en büyük veri tabanı bizde ve bu veri tabanını siz okuyabiliyor musunuz? Yani tabii okuduğumuz gibi bu veri tabanını toplamaya başladım ben. 12.000 kilometre falan olduğu zaman 12.000 çok iyi çünkü ondan önce yayınlananlar işte en fazla 4.300 kilometre ile Türkiye Petrollerinin verisi. Yani onun 3 katı. Hı -hı. Ya da MTA sismik birim verisinin yani ilk yayınlanan makaleler işte 1300 küsur, 1360 onun 6 katı. Yani böylece daha çok daha çok daha çok veri toplanmış oldu. Şimdi o 12.000'e gelince tabi bizim açtığımız program bedava bir viewer program. Bu viewer'da açıyoruz oradan çıktı alıyoruz. O çıktığı kağıdın üstüne koyuyoruz. O kağıdın üzerinden yine iki boyutlu bir harita yapıyoruz. Kağıdın hmm. üzerinde ama fayı daha doğru. Sorudan dedim ki ya bunu yapmayalım artık. Bu Yani bu eski metot. Nasıl yapacağız? Bütün bu datayı segway olarak bir yerde açabilirim. Fakat data terabaytlar seviyesinde... Aynı Nerede tutuyorsunuz datayı? Bir, bir bilgisayarımız var orada tutuyoruz. Lokalde mi tutuyorsunuz? Lokalde. Hani? Ya, umumi bir yerde değil. Ama Dış, hayır. Dışarıya internet bağlantısı oldu. Yedeği var değil mi? Tabii tabii. 3 <laughs> yedeği var aynı Hı. anda. üç yerde yedekleniyor. Peki bütün datayı açmaya çalışıyordunuz Şimdi bütün datayı açacağız ama bilgisayarlar çalışmıyor. Süper bir ekran kartına ihtiyacımız var. Yani bitcoin basan gibi bir kart lazım bize ve ona göre de kapasite lazım. Program çalıştığı zaman işte RAM'i fazla yemeyecek. ve Bir sürü teknik iş var bildiğiniz. Sonra iş adamı arkadaşıma söyledim. Bize bir süper bilgisayar aldı. Kesintisiz güç kaynağı koyduk. Onu ...kendi içimizde bir bağlantı ağına oluşturduk. Benim de burada yaptığım şeyleri yapmıştım. Evden, <laughs> evden bağlanabiliyoruz sisteme... ...ama sisteme girebilmeniz dışarıda mümkün değil. İTÜ'nün işte bazı IP'lerinden kilitli falan. Haritayı ondan sonra veri oluştu. Şimdi fay haritası var elimizde iki boyutlu. 2019'da göstermiştim ben o haritayı herkese. Şimdi üç boyutlu yapmaya başladık. Oturduk üç boyutlu yaparken... Şimdi mesela bakın Bütün ekran... Bütün data bu mu? Şimdi bu aslında bir görüntü değil. Bu bir data. Hı hı. Neden data? Şimdi siz bunun içine girebilirsiniz. Bakın. Bu bir data gösterim metodu. Yani hı hı. bu... Visual representation Aynen deniyor. Görsel bakın şimdi yani. burada faylar var. Şurası İstanbul Boğazı görüyorsunuz. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada bunu gezdirirken bir sürü sayı çıkıyor. Hı hı. Yani bu sayı çıktığı zaman şuradaki sayılar... Bu sayılar size buradaki bir depremin koordinatını veriyor, derinliğini veriyor. Daha önce olmuş bir depremin. Evet, gibi. olmuş bir depremin. Ama aynı siz buna yaklaştığınız sürece, bakın yaklaştığınız sürece burada o depremler nerelerdeyse siz onu görüyorsunuz ve üç boyutta fayları görüyorsunuz. Yani siz bunu Bu renkler ne ifade ediyor? Buradaki fayların her birinin üzerinde farklı türde atım birikiyor. Hı -hı. Şimdi bu gördüğünüz kırmızı olanlar yanal atımlar. Yani birbirine nazaran şu şekilde hareket ediyor. Hı hı. Şimdi bu yanal atım hareketini ama dikkat ederseniz buna açılı olan maviler var. Şimdi hani diyoruz ya ana deprem oluyor, hı hı. Artçılar nerede oluyor? İşte bunlarda oluyor. Hı hı. Çünkü siz bütün olarak kaya'yı deforme etmiyorsunuz, çevresiyle deforme ediyorsunuz. Tabii buradaki her bir fayın farklı bir karakteri var. Bakın bunların içinde gittiğiniz zaman yani üç boyutlu böyle yaklaşabilirsiniz. Yani yerin altında ne kadar derindeyiz şu anda? Şimdi şey, şu bu 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 önemli bir soru. Bizim elimizdeki kesitler ağırlıklı olarak 6 saniyeye kadar travel time. Yani gidiş geliş zamanı 6 saniye demek yaklaşık 10-12 kilometre arasında. Kabuğun yapısına bağlı değişir. Yeterli mi? Şimdi ama bunun yanında daha ender olarak burada şöyle bir şey var. 10 saniyeye inen kesitler var. Yani mesela bu 10 saniyelik kesitleri Fransızlar proses ettiler. Sayısal olarak vermediler. Bunları kağıtların üzerinde aldık biz ya da JPEG formatında aldık. Onları da tekrar ortama dönüştürdük ve oradaki fayları derine doğru haritaladık. Şimdi sismik kesitte şöyle bir özellik var. Yani şimdi belki herkes diyecek ki hoca ders mi anlatıyor artık? Daha güzel hocam. Şimdi denizin tabanı var. Denizin tabanında katmanlar var. Katmanların hızları var. Burası diyelim 1800 olsun. Burası 3000 olsun. İşte burası da 6000 olsun. Burası 1 saniye. Burası 2 saniye. Burası 3 saniye. Tamam mı? Denizde yaklaşık 1500. Şimdi siz burada sismiğe bakıyorsunuz. Şurada şöyle bir fay gördünüz. Fakat şu fayın şu mesafesi 1800'e göre çarpacaksınız ve şuradaki ne kadarsa diyelim ki burası 800 milisaniye işte çarpıp 1800 bölü 2 yapacaksınız. Buradaki derinliği buldunuz. Yani çok kesin söylemeyeyim. Burada 800 metre çıktı. Ama şu ikisinin arasındaki bir saniye burada 1400 metre çıktı. Şuradaki 6000'deki 2500 metre çıktı. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Sizin kesidinizdeki şu gördüğünüz çizgiyi aslında derinliğe çevrildiği zaman böyle bir şey oluyor ve sizin gördüğünüz şu eğri buradan böyle geldikten sonra şöyle dönüyor. Hı hı. Çünkü şu aradaki artık mesafeler eşit. Yani şurada zaman, burada artık derinliğe dönüştü. Hı hı. Şimdi bunun adına biz derinlik dönüşümü diyoruz. Onun için sismik kesitte bakıp negatif çiçek yapısı olarak gördüğünüz hı hı. bir yapı. Eğer bu düzeltmeyi yapmazsanız doğru şekilde anlamazsınız. Bu düzeltmeyi nasıl yapıyoruz biz? Bütün sismikleri çizdik. Bitti. Sonra buradaki sismik kızlar var elimizde bizim. Nereden geliyor bunlar? Kabuk modeli dediğimiz bir şeyden geliyor. Kabuk modeli ne demek? Buradaki olan bütün depremlerden yapılmış çözümlerden Marmara Denizi'nin içindeki kabuğun derine doğru hangi hızlara sahip olduğunu buluyoruz. Bunu Fatih Bulut'un yaptığı bir algoritma, bir makale bu. Sonra elinizde sınırlı sayıda hız kesidi de var. Segway formatında. Yani petrol şirketleri yapmış falan. Onları alıyorsunuz. Karşılaştırıyorsunuz. Tutarlılığına bakıyorsunuz. Sonra başka bir aşamaya geçiyorsunuz. Bütün bunlar bitiyor. Bunlar hazır. Şuna da şurayı da yaptınız. Şimdi bunu şu gördüğünüz çizgiye dönüştürebilmek için bütün fayları dönüştürmeniz gerekiyor derinliğe bağlı olarak. Yani her şey böyle böyle falanken birdenbire başka bir şeye dönüşüyor. Yani bu 3 boyutlatanın en önemli özelliği. Şimdi Murat'ın yazdığı bir algoritma var. Bir kod sizin öğrenciniz. Evet. Murat Murat'tan dedim ki bak Murat bu jeofizik bir tool'la yapılıyor ama o tool'u biz alamıyoruz Petrel'den, programdan. Hani parantez bilgisayarı aldık. ona orada hatırlatalım. Ee, onu aldıktan sonra ben e, bize bunu haritalayacak bir petrol şirketinin kullandığı program lazım. Ben de Schrumberger şirketine bir yazı yazdım. Dedim ki böyle bir projemiz var. Biz bunu petrelde haritalamak istiyoruz. Şu tool'lara ihtiyacımız var. Ondan sonra bir anlaşma imzaladık. Bütün makalelerde onlara teşekkür edeceğiz. Bize bir dangle'la programı indirttiler sadece o bilgisayarda kullanabiliyoruz. Yani tanımlanmış bir bilgisayarda kullanılıyor. Ama biz uzaktan bağlandığımız için hep birlikte çalışabiliyoruz. Yani aynı anda 3 tane öğrenci benle birlikte bilgisayarın başındayız. Hepimiz aynı ekrana bakıyoruz. Whatsapp'tan ya da FaceTime'dan online konuşuyoruz falan. Yani bu en çok şey zamanı pandemi zamanı böyle işledi. Şimdi o zaman Murat'a dedim ki ya bak biz burayı bir kilometrelik hız slice'larına ayıralım. Tamam mı? Bunun içinde geçen fayın da her bir üçüncü boyutu var. Şöyle gidiyor diyelim harita. Onun üçüncü boyutunu çizelim. Fay şöyle gidiyor. Onun üzerindeki bir kilometre karelik bütün alanları sen eğimini yeniden hesapla. Bu neden önemli? Bakın bunun önemi şu. Fayın üzerindeki hareket her düzlemin üzerinde aynı değil. Aynı değil. Asparite ve bariyer adı verilen jeofizik şeyler var, sınırlamalar. Şimdi mesela deniyor ki asparite hesaplanamaz. Şimdi bakın sizin şurada, diyelim ki şu bir kilometre karelik alanın içinde 10 tane mikro depreminiz var. Bunun altındakinde başka var. Buralarda bir sürü deprem var. Bunlar bilmiyorum. sürekli olan depremler Tabii mi? Tabii devamlı oluyor Marmara'da. Siz bakıyorsunuz hız modelinize ve buradaki kayanın ne olduğunu da sismik yorumdan görüyorsunuz. Yani sismik yorumdan nasıl görüyorsunuz? Bir tabakaların ne olduğunu görüyorsunuz, jeolojik olarak da yapılmış sondaj ve karotlardan onların ne olduğunu biliyorsunuz, sismik kızlarını biliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu çamur taşının içinden geçiyor, bu şunun içinden geçiyor. Diyorsunuz ki bu Trakya'daki bulunan bugün içinden petrol çıkarılan kayaların içinden geçiyor. Çünkü ortamlar yan yana, yani Marmara Denizi uzaylı değil. Onun bir tarafı Trakya'da, bir tarafı işte. Armutlu Yarımadası'nda bir tarafı Çanakkale'de e, Gelibolu Yarımadası'nda. Orada sismikte gördüğünüz her şey karada devam ediyor aslında. Biz onun kara haritasını çok iyi bildiğimiz için onları da denizin içinde ne olduğunu biliyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? O zaman siz oturuyorsunuz bütün bu bir kilometrelik karelik alanların üzerindeki sürtünme katsayısı hakkında bir fikir üretiyorsunuz. Peki şimdi. bir şey soracağım o zaman bu çok iyi bir tahmine de gitmez mi? Yani aslında tahminleriniz. Tabii. Şimdi bakın neye yarıyor? Şimdi bakın orada her bir segmentin ayrı rengi var. Görüyor musunuz yukarıda? Şimdi bu her bir segmentin üzerinde bakın dikkat edin üst tarafta yanal hareketin vektörü var ve o vektörün fay düzleminin üzerinde gerilme mi sıkışma mı yarattığını biliyoruz. Şunlar. Yatay olması ne anlama geliyor? Şimdi, 45 derece açılı olsun. Şimdi ne iki olabilir. tane bileşeni var. Yatay bileşen bir de fayın eğimi var alttakiler de fayın alttaki eğimini gösteriyor. Ve en alttakiler de fayın düzleminin üzerindeki hareket vektörünü gösteriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz bir fayın üzerindeki temel kuvvet olan sigma 1, sigma 2, sigma 3'ü biliyorsunuz demek. Bu ilk defa yapılan bir şey. Dünyada ilk defa bu ölçüde bir datadan böyle bir harita yapıldı. Bir kilometrelik klasterlarda bu fayların eğimleri Bunların üzerindeki doğrultular. Peki bu neye yarıyor? Bir şeyin şöyle hareket etmesi farklı bir enerji. Düzlemin böyle olmasında böyle hareket etmesi başka bir enerji ve başka bir asparite demek. Yani bütün sayıları bu gerçeğe en yakın düzlem veriyor biz. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer siz bunu biliyorsanız yeni bir şey bilmeniz gerekiyor. Fayların arasındaki Yerin altında aslında 20-22 milimetreyle ile akan, 20 kilometre aşağıda akan kabuk yukarıda kitleniyor. Kitlenme ne demek biliyor musunuz? Aşağısı akıyor böyle bakın, elimin altı gidiyor. Ama üstte sürtünme kuvveti var, pat diye atıyor, deprem oluyor. Şimdi bir sürü segment var, bunlar birbiriyle ilişkili. Biri atıyor, onun üzerine bir kuvvet bitiyor, o da atıyor. Onun üzerine bir kuvvet bitiriyor, o da atıyor. Böylece birbirlerinin arka arkaya, belirli zaman aralıklarıyla çok kısa bir zamanda olabilir, 100 yılda olabilir. Domino gibi devriliyorlar. Şimdi bu değerleri ürettiğimiz zaman biz şu noktaya geliyoruz. Aslında senaryo depremin büyüklüğünü ve senaryo depremin epicenter'ını bulma şansına sahibiz. Onun için başka bir şey giriyor devreye. Buna bu sismoloji tamamen. Yani sismoloji de Şimdi atım yoksunluğu diye bir şey var. Şimdi evet. bakın burada Marmara'nın başka bir üç boyutlu fay haritası var. Burada faylar kendi üzerinde biriken şeylere göre farklı renklerdeler. Ama biz burada ana faylardaki şeyi hesapladığımız için şuradaki other files'ı kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi Marmara'daki segmentler elimizde. Üzerinde atımın birikmesinin ne şekilde olduğuna dair. Şimdi bakın bunlar da Beşer kilometre karelik hmm. alanlar. Fakat bu beşer kilometrelik karelik alanlar bizimkinde kendi içinde birer kilometrelik alanlara dönüşüyor. Şimdi burada aldığımız her bir değer bakın orada dikkat ederseniz bir şey yazıyor. 3 metre. Tamam mı? 2, bu ne 9, demek biliyor musunuz? 2, 99. O alanda biriken atım. Yani biz aslında yerin altındaki fayın üzerinde. Bu clusterların içinde kaç metre atım biriktiğini bilebiliyoruz. Birer kilometrelik şeylerle evet. biliyorsunuz. Evet. Yani bu öyle yeni bir şey ki. Mesela deniyor ki ya bunları yayınlayın da ondan sonra konuşalım. Biz Marmara deprem bölgesindeyiz. Bizim bu yayınları yapmamız belki 3-5 yılı alabilir. Türkiye'nin öyle bir zamanı var mı? Bilim kimin için yapılıyor? Bakın ben bilimi ilk başlarda merak Siz bunları merak... yayınlamadınız mı daha henüz? Yayınladık işte. Mesela parça parça yayınlanıyor. Yani Hı. Bunlar süreç, bunları hazırlamak, hesaplamak, tabii. çalıştırmak. Ama bunlardan haberdar edersek insanları erken yol alırız. Peki bir şey soracağım. Bu, bu data var sizde etkileyici de görünüyor. Yani biz tabii sıradan insan olarak. Bakıyoruz, şimdi zaten izleyenler bunun yani uzman, profesyonel olanlar şimdi bunları görünce aslında cismin yaklaştığını görüyorlar. Ee, evet onu soracaktım. Şimdi milyon dolarlık soruya gelelim. Yani ne bekliyorsunuz? Bizim yaptığımız hesaplamaya göre. Şimdi bakın en çok atımın biriktiği alan Doğu Marmara Çukuru. Görüyor musunuz? Şurası. Mesela İstanbul Boğazı'na tam karşıdan. Tam karşıdan. Yaş. Sonra Orta Marmara Çukuru yani bu kumburgaz segmenti denilenin batısı. Sonra ikisinin arasında daha kısa bir fay var. Bir miktar da orada. Mesela bakın onda 1.83 birikmiş. Şimdi mesela deniyor ki İstanbul'un doğu tarafında hiç sismik aktivite yok. Onun için orada krip var. Hayır krip yok. Krip nedir onu da açıklayayım. Şimdi kayma yavaş yavaş kayıyor yer deprem olmuyor. Onun için rahatsız sadece kısa olacak. Öyle değil. Şurada 3 tane fay var yan yana. Birinci fay şu. İzmit'i kapatalım. Kapattık. Bakın şimdi kapatıyoruz. Doğu Marmara'yı kapattık. Bakın bu onların stres haritaları geliyor. Şu anda teker teker kapanınca izleyeceksiniz. Marmara sırt geliyor. Bakın kumburgaz Tekirdağ şimdi kayıyorlar teker teker şurada kumburgaz tamam mı bunların şu anda gördüğünüz artık strese dönüştü bu. şimdi biz burada görüyoruz ki bu kahverengi alan en büyük stresin biriktiği alan fayın üzerinde ne cinsinden bakın görüyor musunuz mega Pascal cinsinden negatif pozitif bakın bazı değerler var ki bazı noktalar çok yüksek stres biriktirmiş Demin bu onu soracaktım pardon yedi büyüklüğündeki depremin birimi nedir? Yani 7 büyüklüğündeki deprem ne anlamda yani, enerji mi? Evet yani 7 büyüklüğünde diyoruz ya yani Şimdi her ne? bir her bir digit 7 bir arasında logaritmik bir şeydir bu scale'dir. Bu her biri arasında yaklaşık 2 kat vardır. 7.1 7.0'la 7.1 arasında ve böylece artarak gider. Şimdi buradaki haritanın bir önemli noktası var. Şimdi bu önemli nokta şu. Şimdi tek fay var deniyor. Şöyle bir fay var deniyor. Şimdi bütün bunun üzerindeki hız 19 milimetre. Senede. Evet senede 19 mm birikiyor bunda. Fakat bizim dediğimizde fay segmentleri bu şekilde. Şurada 19, şurada 19, burada 19'un 9'u üstte, 10'u aşağıda. Ondan sonra burada %15'i burada, işte %20'si burada, 15'i burada, 65'i burada. Yani yüzde olarak yazdım bunları. Şimdi burada %40'ı işte diyelim burası da yüzde %60'ı gibi. Şimdi buna biz atım dağılımı diyoruz. Böylece siz eğer aşağıda fayın nasıl olduğunu keşfetmişseniz bu atım dağılımını da hesaplamanız mümkün. Biz bunu nasıl yaptık? Çok basit bir yöntem. Şimdi bütün jeoloji derslerinde herkese öğretiriz biz bunu. Şimdi bir tane Dere vardır böyle. Bir fay gelir, bir fay gelir, bir fay gelir. Bunu keser. Ama bu faylar burada birleşti diyelim. Böyle birleştiler. Burası 10 diyelim. Burası 2. Burası 4. Burası da 4 olsun. Şimdi geliyorsunuz buraya. Nedir o 2, 4, 4'ler? Onu kaçırdım. Milimetre. 10 milimetre at, atım. ya. 10 <laughs> milimetre yıllık. Hı. Burası 2 milimetre. Bu 4 alıyor, bu 4 alıyor. Şimdi siz bunun üzerinde bir dere görürsünüz. Burada 2, burada 4, burada 4 atılmış. Yani şu ikisinin arasındaki mesafe size buradaki şeyi verir. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor Marmara'nın Doğu Marmara sırtında? Şimdi Doğu Marmara sırtına baktığınız zaman şöyle geliyor o tek fay. Şurada bir kanyonu öteliyor 4 kilometre. Sonra şurada tekrar bir kanyonu öteliyor. O da 3.2 kilometre. Sonra bir kanyonu burada öteliyor. Burada da 12 kilometre. Yani bu yüzde 65. Bu yüzde 20. Bu da yüzde yüzde yok. Şu yüzde 15. Şu da yüzde 20. Tamam mı? Şimdi bu denizin tabanında. Siz burada ne görüyorsunuz? 12 artı 4. 18 kilometre. 3 daha ne oldu? 21 kilometre atım gördüğünüz toplam. Ama bu yetmez. Bizim yaptığımız 3 boyutlu harita bunun altında bu olayın altında aslında eskiden şöyle bir yapı olduğunu. Yani İstanbul'dan e, İmralı Adası arasında sonra bu fay sisteminin bunu biçtiğini, bu sırtın buraya şu parçanın buraya şuraya bu parçanın da şuraya geldiğini buluyoruz. Yani aslında bunlar aşağıda da ötelenmişler. Burada ne kadar ötelenmiş? 40. 40 Burada kilometre ne... mi? 40 kilometre ötelenmiş. Hı. Yukarıda 12 olan aşağıda 40 ötelenmiş. Hı hı. Buradaki kaç ötelenmiş? Mesela diyelim ki buradaki de 10 kilometre ötelenmiş. Tamam mı? Burası ne kadar ötelenmiş? Burası da 16 kilometre ötelenmiş. Siz topluyorsunuz 40, 10, 16. Bunun yüzdesi yine kaç? Yaklaşık %20. Bununki kaç? %15. Bununki kaç? %65. Tesadüfe bakın. Yani yerin 6 kilometre altındaki bir yapı burada ötelenmiş toplam işte ne kadar? 40, ne 10, tü. 16. Üzeyde de aynı oranda ötelenmiş. Bu da neyi gösteriyor bize? Aslında burada tek fay var. Güneydeki aktif demek için Hiçbir veri olmadan sadece sismik aktiviteye bakıyorlar. Sismik aktivite yoksa aktif değil. Aslında problem şu. Olayı birazcık derslerde saygıdeğer hocamız Şengörün bize öğrettiğiyle anlatalım. Kendisi çünkü derslerde bize şunu söylerdi. Eğer bir fay sistemi icat ediyorsanız o icat ettiğiniz sistemi kağıt üstünde çalıştıracaksınız. Şimdi bakın bu tek fay Şimdi hareket ettiriyoruz hareket yönünde. Şimdi deniyor ki şu adalar fayı yanal atımda. Şimdi bakın şurada herhangi bir markör çiziyorum size. Burada da çiziyorum. İşte o dere diyelim bunlar. Şimdi hareket ettiriyorum. Bakın yanal atımda. Ama burası değil. Burası nasıl? Bakın burası şöyle çapraz. Demek ki burası normal oblik fay. Bunu Celal Şengör de anlattı Fatih Altaylı'da galiba şimdi, yanlış mı şimdi Hı. Ama işin ilginç yanı var. Burada şurada bir çukur olması gerekiyor Marmara'da. Yani bu fay haritası eğer doğruysa burada şu şekilde bir çukur olması gerekiyor. Ama burada olan çukur o şekilde değil bu şekilde. Yani? Yani demek ki bu şekilde oluşmuyor burası. Nasıl oluşuyor? Yine aynısını bizim yaptığımızı getirelim buraya. Şimdi bizim modelimizde ne var? Fay parçalardan oluşuyor. Parçalardan oluştuğu için hareket ettiriyoruz. Şimdi teker teker şuradan üstüne alalım. Şunları her biri teker teker hareket ediyor bakın. Ha, markörleri de çizelim. Herkes anlasın. Onlar önemli. Şimdi markörleri de çizdik. Şimdi hareket ettiriyoruz. Aşağıdaki %65 hareket edecek. Üstteki de %20 hareket edecek. Şimdi ortadaki daha karışık bir iş. Yani aşağıdakinin yukarıdakine nazaran daha hızlı olmasından dolayı şurası şöyle olurken bizim şeyimiz sistemimiz alta girecek. Ne oldu? Bakın şimdi burada şu çukur oluştu ama aynı zamanda şurada altta görüyorsunuz şurası üst üste bindi. Yani burada Doğu Marmara sırtı oluştu. Bu modelde Doğu Marmara sırtını oluşturamazsınız. Bu, Bundaysa, sonucu, bu sonucu ne kadar etkileyen bir şey? Bu yani... sonuç iki fay haritasından hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Yok yok yıkım olarak. Yani Tabii de... bu ondan sonra şimdi siz hangisinin doğru olduğuna karar verirseniz o zaman nasıl? Şimdi bakın burada bunlar süper impozi oldu görüyor musunuz aşağıda bakın. Şimdi eski halini çizelim. Bakın ne oldu? Bunu buradan buraya getirdik biz. Burada bir sırt yarattık. Bakın burada Kumburgaz çukurunu yarattık. Burada Batı Marmara çukurunu yarattık. Tek fay olursa bunların hiçbiri yaratılamıyor. Ama böyle 3 tane fay olunca siz buradaki hem çukurları hem sırtları yaratabiliyorsunuz doğada. Şu anda gözlemlenen durumu böylüktesiniz. Bu model. Oldunuz. Tabii Şu, böylece aslında ya, sizin datanın doğru olduğu çıkıyor. bizim datanın daha iyi oldu. Yani buradan kurulan modelin de daha iyi oldu. Modelin çalıştığı. Şimdi biz bunları niye yapıyoruz? Ya haritaları yaptık. Fayları yaptık. Şimdi bakın. Bir tane daha harita yapıyoruz. Burada teker teker açıyorum ben. Şimdi biz burada bütün bu modeller, fayların gerçek konumu, hangi fayın ne kadar atıldığı bize fayın kırılıp kırılmayacağıyla ilgili bir bilgi veriyor. Biz fayın bugün hangi büyüklüğünde kırılacağını ve nereden başlayıp nereye doğru kırılacağını bilirsek ivme modellerini buna dayanarak üretebiliriz ancak Yoksa hmm. öteki model ne biliyor musunuz? Her yerde 19 mm, her yer bu faya belirli bir uzaklığa sahip, her yer uzaklığa bağlı olarak belirli ivmeleri alır. Evet bunu yani, anladık. Ya bu, bu böyle bir şey. Hmm. Şimdi bakın faylar buradalar. Şimdi bizim tarihsel bir senaryomuz var bu fayların üzerinde. Bakın yukarıda şurada bir buton var. O bu butona aldığımız zaman sağ tarafta bir grafik var. Bakın şu grafik şurada altta gördüğünüz bir normal dağılım eğrisi. O iki depremin arasında yani burada 553 ile 740 depremi İzmit'te. Biz bunu tarihsel depremi çalışarak bununla ilgili kanıtları bulmuşuz. Ama bulmanın önemi yok. Bir kere doğa son 1500 yıldır hız olarak değişmesi mümkün değil. Yani lev hareketleri çok ağır hareketler. Bunların değişmesi diyelim ki 10 milimetre artı eksi yarım milimetredir. Yani onun için ana şeyi çok etkilemez sayıyı. Onun için siz bunu yaptığınız zaman karşınıza şöyle bir şey çıkıyor. İki tane depreminiz var. Burada depremleriniz var. Bir deprem, bir deprem, bir deprem, bir deprem, bir deprem. Araları. Bunların arası işte 250 yıl, 230 yıl, 270 yıl, 280 yıl. Şimdi burada bir periyodiste var mı? Aslında var. Var. Kabaca. Nedir? Siz bunları toplarsanız diyelim ki 260 Ortalama artı ki. eksi 25 yıl. Yani ne demek? 75 yılda 200 ondan sonra 25 yıl falan. Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi bütün bu dataları topluyorsunuz, analiz ediyorsunuz. Çünkü biz tarihin yani bu demin bahsettiğiniz periyodistenin ucundayız. Tabii. Kırılacak. Şimdi yakında. normal dağılım eğrilerinin mesela bir gelse şey. Şeyi soracağım. Yarın kırılsa bu. Bak şimdi göstereceğim onu. Hı. Yarın kırılsa. Şimdi bakın bu Yok, izin... yarın kırılsa önümüzdeki 200 yıl boyunca kimse sizle konuşmayacak mı yani <laughs> bitecek mi bu çalışmalar? Yani yoksa <laughs> ya yani Yok, ne, aslında ne? şey yarı şaka yani, yarı ciddi soruyorum yani, yani biz aslında yani bu gülünecek... bir şey de değil de yani ben bunlara çok üzülüyorum çünkü yeni bir çağdayız matematik bedava herkese açık bugün sıradan bir çocuğun bile oyun oynadığı bilgisayarda çok güzel kodlar yapabilirsiniz. Eğer matematiği biliyorsanız birçok şeyi sayısal olarak görünür hale getirirsiniz. Datayı, data data ile konuşur. Hı -hı. Şimdi bunun bir aşaması da eğer sizin çalıştığınız meslekteki bilginiz ve yeteneğinizi de bununla birleştirirseniz kendi alanınızda dünyayı aşan şeyler yapabilirsiniz. Yani niye dünyada bu yapılmadı demek artık anlamsız. Peki, ya yani gerçekten tebrik ediyorum. Çok uğraşmışsınız. Çok önemli bir şey yapmışsınız. Şimdi, Ama herkesin merak ettiği şimdi bütün konuştuğumuz şeyler aslında çok akademik. Evet. Esas soruya gelelim. Şimdi nerede bir, olacak bu deprem? Şimdi ha, tamam. Nerede olacak? Bakın şu normal dağılım. Hı hı. Bugün artık bunun üzerinde 99 depreminin üzerinde stres olmadığını gösteriyor. Bakın bu ortalamalar şu depremlerin ortalaması. Bunun burada en az 250 yıl bir deprem olmadığını gösteriyor. Şimdi fayı değiştirelim. Doğum olan 99 depremi. Seyir evet. Şimdi bakın bu normal dağılım bugün. Görüyor musunuz? Normal dağılım bugün tarihteki ile aynı. Şu bugün bir biraz aşmış. Bunlar da geçmişin normal dağılımları. Her fayın bakın her fayın üzerindeki bakın bu fayın 1500 yıllık stres ortalamasıyla bugünkünün arasındaki şeyi görüyorsunuz ilişkiyi bakın ne kadar benziyorlar birbirine. Yani üstüne gittiğiniz zaman sayılar değişiyordur noktası olarak. Çünkü fayların artı eksi yüzde onu var ya biraz az biraz çok. Yani diyelim ki 4.93 megapascal değil de 4.53 megapascal ya da 5.2 megapascal. Yani her bir kilometrelik cluster'ın üzerindeki biriken stresi biliyoruz. Şimdi bunu bakın Yaptığımız zaman aslında baktığınız zaman biz bu fayın üzerinde fayın boyutuyla alakalı o kareler sizi yanıltmasın. Fayın boyutu neyse ona göre genişliyorsa eşit ekran yapıyor. Küçültmüyoruz onu ki. Ve aşağıdaki de neyi gösteriyor biliyor musun? İkisinin de arasındaki benzerlik oranı. Biz tarih boyunca bu de fayın üzerinde olan depremlerin bugünkü depreme benzerlik oranını işte burada mesela %98 görüyoruz. Neredeyse aynı onu söyleyecek. Şimdi bu ne demek? Hey, ama bu zaten beklenebilir bir şey değil mi? Yani? Hayır. Şu anda Marmara'da olasılık hesapları yüzde 60, yüzde 30, 40 olarak deniyor ya. Biz burada olasılık yapmıyoruz. Biz burada diyoruz ki kovanın yüzde 98'i dolu. Evet, eli kulağında diyoruz. Ha, yani. Bir kovanın yüzde yüzü dolu hatta kabarmış damlasını bekliyor. Bir tanesi yüzde 99 dolu. Bizim aslında Marmara'daki bütün faylarımız Olasılıksal değil, deterministik olarak bu üç boyutlu matematikle biz aslında Fay'ın üzerindeki bütün her şeyi biliyoruz. Ha bunlar bugün mü olacak sorusu? Yani bugün yarın mı olacak? Eskilerine bakarsak öyle olmuyor. Yani aralarında itişip kakışma zamanları var. Yani mesela 553'te 54'te İzmit oluyor, 557'de Doğu Marmara oluyor. İşte da oluyor, 989'da oluyor. İşte da oluyor, 1509'da oluyor. Şimdi bunların aralarında bir zaman ötelenmesi var. Yani aralık var. Bu aralıkta aynı anda yükselen alçalan ışıklar düşünün. Aynı anda düğmeye basıyorsunuz ama bunların arasında milisaniye farklılıklar var. Hı -hı. Bir süre sonra onların böyle dalgalandığını görüyorsunuz zaman içinde. Bu fayların da başlangıç ve bitişlerine baktığınız zaman 99'u 0 kabul ederseniz bunlar 70-80 yıla kadar bütün Marmara'yı tamamlıyorlar. Ama bu Doğu Marmara'dakiler bakıyorsunuz 4 yıl, işte 12-13 yıl, 19 yıl. Şimdi mesela ben bundan 10 yıl önce bu örüntüyü fark edip bir gazeteciyle konuşurken "Hocam ya o zaman daha vakit var." anlamında söylüyordum adama. Yani yarın deprem olacaklar. Cenk hocam ne diyorsunuz? 2010'da. Ben de dedim ki ya bak böyle bir örüntü var. Şurası base. Tamam mı? Arada zaman geçiyor. Bu ara yıl, ara yıl. Bu takvim, tamam mı? Burası 553. Burası 976, 75 de diyebiliriz. Yani çok tartışmalı takvimler değişince hikayeler değişiyor. Yani Ocak ayı birisinde 75'in sonuna geliyor falan. Burası işte 1490. Burası da 1999. Buradaki 557. Buradaki 989. Buradaki 1509. Şimdi siz burada yaklaşık eğri geçiriyorsunuz. Arasındaki zamanı buradaki maksimum minimumu koyuyorsunuz. Bu 2019'da 2026 ediyor. Ben bunu anlattıktan sonra dedim ki bu ilginç bir şey ama bu o kadar zaman kısa ki doğru olmayabilir. Çünkü Kayabilir tabii. Ha, hay, data, bana göre data dedim. Az, değil mi? Bana göre dedim. Yeryüzünde depremler her şeyin bir frekansı olduğu gibi depremlerin de bir frekansı vardır. Bu belki de şöyle artan bir şeydir. Biz şuraya bakıyoruz. Ama belki buradayız biz. Ya da buradayız biz. Yani biz burada mıyız? Yani eğrimiz bir hoca var 2038'e kadar olmaz demiş dün mesela. Ya şimdi ben ben bunlara girmem. Bakın ben bir matematikten söz ediyorum. Biz matematiksel olarak formülü burada olan bu eğrinin neresindeyiz bilmiyoruz. Yani çünkü çok kısa bir zaman. Bunu söyledim ama dedim bu kullanılamaz. Sonradan bu bir yerde yazıldı, kullanıldı ve bunu ben hiç tekrar etmedim. Hiçbir yerde. Sadece bir medyaya düşünce taratıyorsunuz geliyor oradan da devam ediyor. Şimdi medyaya düşmek deyince siz bir röportaj verdiniz. Cansu Çamlıbel'e. Sonra Celal Şengör de verdi. Yani tartışmalar devam ediyor anladığım kadarıyla. Şimdi valla ben hiç kimseyle tartışmıyorum. Ben olaylardan bahsediyorum. Olayları bahsederken de kimseye hakaret amiz laflar kullanmıyorum. Saygıda kusur Bunun etmiyorum. Bu içinde sizi takdir ediyoruz. Saygıda kusur etmiyorum. Ama insanlar kendi bilgi otoritelerinin sor sorgulanmasına sıcak bakmıyorlar. sıcak bakmıyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Peki Flu TV'nin sorusuyla bitirmeye doğru gidelim. Ne yapmak lazım? Şimdi ne yapmak lazım? En son bir şey göstereceğim. Yani bu, bu burayı buraya geldik. Çünkü bu önemli bir şey. Şimdi herkes bana Marmara'yı soruyor. Ben Marmara'yı hiç göstermiyorum. Çünkü Marmara'da yaklaştığımız zaman insanlar benim evim falan demeye başlıyor. Bizim haritanın çözünürlüğü onların evi değil. Ama bakın bu bir jeoloji haritası. Bu jeoloji haritası sismik hızlara göre üretilmiş bir harita ve sisamda şu gördüğünüz alanda bir deprem oldu. Nerede benim masum? Bakın şurada. Şurada bir deprem oldu. Depremin dalgası buradan kuzeye güneye gitti. Şimdi bakın bizim bu haritada o üçgenlerin tamamı ölçüm aleti yani kuvvetli yer hareketi ölçer, mi ölçer. Şimdi yaklaşıyorsunuz ona. Bakın yaklaşıyorsunuz. Kullandığımız algoritmanın gücünü göstermek açısından bakın burada alet ölçüyor. O alet ne ölçtü orada? 0. kaç? 108, değil mi? Alet ölçtü 0.108'i. Şimdi peki oradan herhangi bir noktaya gidelim. Kaç ölçtük? 0.104. Kaç modellemişik? 0.104. Yani 0.1 G'nin Üçüncü hanesinde hassasiyetimiz var. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aslında bunlar çok uzak alan. Burada dünya kadar ev var. Bu 100 metreye 100 metreye indiği zaman sizin evinizin bulunduğu parselin içindeki ilmeği hesaplayacağız demektir. Bunun Onun için nasıl? daha çok sensöre mi ihtiyacımız var. Ya tabii bu sistemi kusursuz hale getirmek için mesela Marmara bölgesinde 100 değil 1000 tane ilme ölçere gerek. Mesela bu PCA yani ilk yüksek değeri gösteriyor. Şimdi bakın burada çalıştıralım. kod çalıştı burada ben önceden çalıştırdım. Şimdi burada bizim kodumuz ekrana getirelim bunu Pardon Ha Buradan ne yaptığımız Aşağıda kod çalıştı. Ondan sonra burada şimdi haritamız gelecek inşallah bilgisayarımızın hızı ha. Şimdi bakın şurada da PCA değerleri var. Şu gördüğünüz renkli harita. PGA en PCA nedir? Peak Ground Acceleration yani şey yani en kuvvetli yer imesi. Şimdi bakın bu sadece en yüksek olan bir saniyedeki en yüksek değer. Şimdi biz gidiyoruz buna. Bakın herhangi bir yere gidiyorum ben. Gidiyoruz gidiyoruz. Buraya geliyoruz. Sağ tuş yapıyoruz. Tamam, tekrar dokunuyoruz buraya. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bakın burada binanın periyodu var. Şu gördüğünüz yerde, o dokunduğum noktadaki spektral ivmeleri görüyorsunuz. O spektral ivmeler. 12 tane ayrı formül var dünyada. O 12 ayrı formül bizim programda koşuyor. 2-3 saniyede hesaplıyor deprem olduktan sonra ve o değerleri bir grafiğe aktarıyor. Ve burada bakın şu gördükleriniz de tasarım ivmeleri. Bakın ilginç olan bu üstteki tasarım ivmesi 1900 ondan sonra 75'in yönetmeli. Yani bizim yeni yönetmeliğimiz çok daha aşağıda çok daha düşük değerle hesaplanmış. Çünkü bunlar sizin dediğiniz gibi. Burası böyleyse en zoru burası olsun. Şu kayaysa burası bu olsun. Halbuki şimdi biz ne yapıyoruz? Hani spektral evme hesaplanamaz dedi birisi. Mümkün değil. Asparite bulunamaz mümkün değil. Bulunuyormuş. Fayın üzerindeki stres dağılımı bulunamaz, bulunuyormuş. İşte imar haritaları bu şekilde 100 metrelik yapılamaz, yapılıyormuş. Ama daha da ilerisi ne yapılıyormuş? Bu formülleri yazanların hepsi deprem mühendisi. Biz bunların formüllerini yeniden yazmadık. Bunları aldık, kodlara çevirdik. Bu kodları bilgisayar bizim için her depremde anında hesaplıyor. Bu ne demek? Mesela sırf bunu dahi bir büyük yapay zeka sisteminde oluştursanız deprem olduğu anda lokalitesi ve büyüklüğünü girdiğiniz anda kentin içindeki bütün bina bilgisi de bunun içindeyse ile konuşuyorsa hangi binalar periyodun aşımıyla muamele gördüyse en çok nerelerde yıkım var onu bile görebilirsiniz. Yani, yani bu müthiş an, olur böyle bir şey. Bu, yani müthiş olabilir tabi yalnız işte önümüzdeki engelleri aşabilirsek İnsanlar da bu yaptıklarımızı anlarsa. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bu sizi sevdiğiniz taraftan. Biliyorsunuz Star Trek'te Borglar var. Borglar gezegene geliyorlar. Diyorlar ki sizi asimile edeceğiz. Sonra da diyorlar ki direniş beyhude. Bakın benim görüşüme göre bilime direniş beyhudedir. Yani siz bilimin teknolojinin, yazılımın, kodun gerçek anlamıyla saf olan matematiği anlamıyorsanız bütün bunları anlamazsınız. Eğer anlıyorsanız Eksikleri vardır, muhakkak ki vardır. Ama bunu keşfederiz. Bu işi başlatanın adını söyleyeceğim ben. Şimdi ben Beyza Taşkın Hoca'nın deprem sismolojisi dersine giriyorum 6 senedir. Bir hafta bana ayırıyor. Ben bir hafta bunları anlatıyorum. Ben 6 sene önce bu modellerden sadece iki boyutlu eş şiddet haritası yapıyordum. Bir gün Beyza Hoca bana dedi ki ya Cenk dedi eş şiddet haritası bizim işimize yaramaz. Biz mühendisiz. Bize ivme lazım. Ya dedim Beyza ne diyorsun? Biz zaten ivmeyi hesaplıyoruz. İvmeyi şiddete dönüştürmek için tekrar bir iş yapıyoruz. Bu daha saf. Onu yaptık. Bir süre sonra o haritaları göstermeye başladık. Bir gün Beyza Hoca bana dedi ki 2-3 sene önce. Cenk dedi spektral ivmeleri de hesaplayabilir misin? Ya Beyza ne diyorsun? Biz zaten spektral ivmeleri de hesaplıyoruz. Harita yapabilmek için onun içinde maksimum değeri alıyoruz. Bunların hepsi hesaplı. Spektral ivme ile diğer ivme arasındaki farkı açıklar mısın? Birisi mısınız? saniyelik. Bir tanesi periyoda bağlı hı hı. zaman içindeki dağılımı. Hı hı. Yani birisi oradaki binaların işte yüksekliğe bağlı periyotları var. Sizin binanızın o periyoda göre tasarlanması lazım. Bu ne demek? Biz spektral ivmeleri hesaplayarak sadece yersel ivmenin değerini değil size binanızın yüksekliğine inşaat mühendisliği tekniğine bağlı olarak denetleyebileceğiniz bir sayı üretiyoruz. Bu sayı %100 doğru mu? Hayır, bilmiyoruz. Ne zaman öğreneceğiz? Eğer yüzlerce ivme ölçerimiz olursa. Mesela ben öneriyorum. Devlet bir program yazmalı. Bu devletin yazdığı programın birinci aşaması Marmara Denizi'nin içinde deprem sismometreleri olmalı. Fiber optik olabilir veya doğrudan doğruya OBS olabilir. Ekonomik şeyler. Oradan gelen P dalgası hepimizin cep telefonuna ulaştığı anda bu programı yüklediğimiz anda bir şeyi kabul edeceğiz. Biz o anda bulunduğumuz koordinatı devlete vereceğiz. Ne zaman? Programı yükledik. Mesela siz buradasınız. Buranın koordinatı girildi. Evdesiniz. Evin koordinatı girildi. Yani telefonun sabit durduğu her yerin koordinatını bir konum bilgisi olarak gireceksiniz. Girdiniz. Telefonunuz orada uyuyor. Şarja takılı. Orada yazılıma diyor ki ben şarja takılıyım ve yerimden hareket etmiyorum. Koordinatım bu. Sonra P dalgası gelecek ona diyecek ki benden sana bir şey geliyor. Sen ölçmeye başla. Hı hı. Ölçmeye başlayacak. O zaman Marmara bölgesinde köylerden dağlarda her yerde duran telefonlar bizim sistemimize ivme değerlerini üç eksenli ve koordinatlı olarak verecek ve o büyük esas pahalı aletlerin etrafında. Hiçbir zaman sayısını oluşturamayacağımız iyi ölçerler olacak. Böylece ne elde edeceğiz biliyor musunuz? Bu gördüğünüz spektral ivmelerin formüllerindeki hataları gidereceğiz. Biz nasıl giderdik? Onunla kapatalım. Şimdi 12 tane azalım ilişkisi var. Dünyanın en büyük adamları yapmış. Bunun içinde Türk olanlar da var. İki tanesi Türk. Şimdi bunların kodlarını yazdık biz ve Sisam depremiyle karşılaştırdık. Bir şey gördük ki Bunların bazılarının kodu yakın mesafeler, bazılarınınki orta mesafeler, bazılarınınki de uzakta daha isabetli. Ama bir tanesini kullanırsanız hiçbir isabet yok. Çünkü birisi yakını yapıyor, uzaklarda ıskalıyor. Birisi uzağa yapıyor. O zaman hangisini kullanacaksınız? Onu bilemezsiniz. Bina çünkü spektral ivme hesaplayacaksınız. Biz de dedik ki kardeşim, burası bizim noktamız, deprem noktası. Burada ölçülüyor. Ölçülenler bu. Hepsi ölçüyor bunu. Ve modelliyor. Tamam mı? Bunu buradaki faya göre bunu hepsi hesaplıyor. Hesapladı. A artı B'nin formülü bu daire içinde doğru. C artı D'ninki bunun içinde doğru. E artı F'ninki de bunun içinde doğru. Şimdi biz bilgisayara diyoruz ki kardeşim biz daha önceki o 100 tane kısıtlı şeyden baktık buna. 100 kilometre diyelim ki 20 kilometrede A artı B'nin değerlerini al. Efendim 20 ile işte 60 kilometre arasını C artı D'den al. Daha uzağını 60'tan uzaklarında E artı F'den al. Ama bunu yaparken bunların kesişim kümelerini bul bize. O da böyle bir şey aslında. Böyle değil. Şimdi bunları aldın, bunu aldın, bunu aldın, bunu aldın, bunu aldın. Yepyeni bir harita yap bize. Ama biz bu haritayı şimdiye kadar gerçek datayla yani. Olmuş bir depremle, yani çok sayıda aletle. Çünkü şimdi şunun içinde bir burada alet var, bir burada Hı. var, Yeteri bir burada var. Yok. Yani Hı. bunu test etmek mümkün değil Peki bu sistem. Peki telefonun içindeki akselerometre o kadar hassas mı? Hassas. Şu anda bunu ben e, 7 yıldır söylüyorum. İlk söylediğim zaman onlar olmaz diyen jeofizikçiler vardı. Şimdi USGS'de MIT bunu biliyorsunuz yaptı, kullanıyor. Ha değil mi? Tabii kullanıyor. Şu anda onlar kullanıyor. Bu datayı devamlı alıyorlar. Çünkü bedava inme ölçer. Programın başından beri aslında bunu merak ediyordum. Yanlış mı anladım diye. Aslında şu andaki sizin çok gelişmiş metotlarla proses ettiğiniz data bile bizim güncel ölçtüğümüz bir data değil. Tarih boyunca farklı farklı yerlerden elde ettiğiniz. Yok akseron şeylerden inme Hayır, ölçerlerden şey geliyor. şey olarak da. Şimdi bütün Hı. şunu çok güzel İlker orada bir şey söyledi. Şimdi bizim yaptığımız şey, diyelim ki bu formüllerin her birini teker teker kullandığınızda başarımınız %30'larda. Bizim kullandığımız yüzde %95'te. Neye göre? Ölçülene göre. Yani bizim kullandığımız geçmiş içinde kullandığımız algoritma burada çok başarılı. Ama bunu daha mükemmel yapmamız lazım. Nasıl yapmamız lazım? Şimdi bizim 750 metreye 750 metre hesaplıyoruz bu değeri biz. Ama bizim ivme ölçerimiz burada. Bunun içinde bir şey yok ama bunun içinde Onlarca ev var ya bunun merkezine eşit aralık prensibiyle karelaş şeklinde birer kilometrelik aralıkların ortasına birer ivme ölçer yerleştirecek. Kim koyuyor de, bu ivme ev, ölçerleri? Bunu e, AFAD yapıyor. AFAD ve yani AFAD'ın işi. Şimdi, Daha sık koymalarını mesela size soruyorlar mı nereye koyalım? diye? Yani yok. şimdi onlar uygun olan yere koyuyorlar. Bu benim dediğim matematik bir modele dayanıyor. Yani e, böyle bir danışmanlık ya da böyle bir fikir olmadığı için herhangi bir yer yeterlidir. Ama bizim istediğimiz şey bunu gridi daha detaylı Tabii gridi hale küçültmek. Hı. Gridi küçülttük diyelim. Burada bir tane alet var. Burada var. Burada var. Burada var. Bu arada burada 200 ev var. O 200 evin içinde de 500 tane cep telefonu var. Tekrar ediyorum işte o zaman. Şu ana kadar toplanan datanın çok yaklaşık sonuçları üzerinden konuşuyorsunuz. Tabii şu anda bu hesaplanmış bir şey değil. Burada bizim mücadele ettiğimiz şey, söylediğimiz şey fay haritası doğru olursa, üzerindeki hesaplar doğru olursa. Fay haritası doğru ama değil mi tabii sonunda? Tabii, biri değil. Yani bir tanesinden yapılan hesaplar başka bir yere götürüyor. Bütün bunlar doğruysa, bunları da ölçmeye başladığımız zaman bizim bu fayın üzerinde simüle ettiğimiz depremin simüle ettiğimiz yani 7.7'yi simüle edeceğiz biz oluşturduğu ivmeleri çözebilmenin tek yolu burada olan küçük bir depremde tekrar simüle edip gerçek değerle karşılaştırılması. Yani biz bunu nerede yaptık? Doğrulamak için yani. Tabii. Doğrulama Bu yüzden bunu Silivri'de yaptık. Silivri depremi Marmara'da oldu. Yani şu anlamda sordum. Çok kaba pikselli bir şey de lale diye gördüğüm bir şey çok detaylı pikseline ulaşırsan kar karanfil işte. olabilir ya. Tabii, tabii. Benim mi? Benim hikayem zaten Mars'taki yüz. Mars'taki yüz 1974'te Sphinx'te. Ama Mustafa şunu diyor. Sizin elinizdeki data şu anda yeterli mi? Sonuç hayır bizim da elimizde için. data yok. Yok hayır. Data toplanıyor mu ki data olsun? Bizim hayır. ürettiğimiz şey sınırlı datanın ekstrapolasyonunda %95'li Başarımlı sonuç. Hı, onu soruyoruz. Ee, yok ama işte aynı şeyi söylüyorum. Yani Ortadaki data o kadar senin ama, söylediğin kadar sağlıklı değil. Çok Ama harika çok mu az ediliyor? elinizdeki data? Hayır devletin topladığı data az. E tamam işte. Hayır, e, yani... yani şunu demek istiyorum. Kaç ivme ölçerden şu anda siz doğrulama yaptınız? 100. 100 taneden yaptınız. Yani başka sorun yok. Şimdi anca. bakın. O, o, onun esas ilginç yanı. Bu çok güzel bir soru. Şimdi burada, şurada, şurada rastgele saçılmış... Aralarında kilometreler olan istasyonlar için burada bir Fay modeli yaptınız 95 yüzde 94 bir yol, bir tek bir noktayı bakın tek bir noktayı buradaki tek noktayı 95 başarımla yakalamışsınız e bu e peki bunun, işte. e bunun arası da yani %95 evet. başarımda. Ancak ay ayrılıyoruz. Mustafa başka bir şey söylüyor galiba. Yani bu söylediklerinizden ben neredeyse fay haritasının bile e, güvenirliğinden emin olamaz diye anladım. Hayır hayır tam tersi. Fay haritası ne kadar güvenilirse sizin hesaplarınız o kadar daha doğru. Şimdi biz ne diyoruz? Şimdi şöyle söyleyelim. Kan tahlili yaptıracağız. Tamam mı? Ama bizim sülalenin içindeki şeker hastası sayısı belli, şu sayısı belli, bilmem ne belli. Bunun içinde bizim kan tahlilimiz yok ama benim amcamın kan tahlili var. İşte ırsi bir şey. Onun var, bunun var. Şimdi 5 tane hastalık var. Bizim ailede ırsi. Şimdi hepimiz doktor doğrudan o bileşene bak. Ve o bileşende görüyor ki bizde şeker var. Şimdi onun için bizim yaptığımız algoritmada fay gerçek, faydan üretilen İvme hesaplamaları gerçekle, yani herhangi bir noktayla ölçüm noktasıyla yüzde 95. 95 çok iyi bir oran onun. Tabi tabi çok iyi bir oran. Yani biz kendimiz bunu hesapladığımız zaman şöyle bir şeye kapıldık. Yani otursak bu tarihsel depremleri, bu fayı, bu her şeyi öyle bir dizayn etsek ki bunları 95 üretecek sayıları yakalamamız için bizim hakikaten 200 IQ falan olması lazım bunu tezgahlamamız için. Yani bunu tezgahlamamız mümkün değil. Yani sağlaması bir noktada yapılmış. Tabii diye sağlaması yapıldı. Ama, hayır, ama şimdi sağlaması şu anda önemli. Şimdi eğer 100 tane değil de 1000 tane olursa biz 750 metrede sağlaması yapılmış. Biz. Yani sağlamaya uğraşmıyorsunuz siz. Tabii daha, e, hassaslaştırmaya, hassaslaştırmaya çalışıyoruz. Hassas. Bu önemli oldu çünkü şöyle bir şey demiyorsunuz yani. Hadi abi bir bakalım acaba doğru mu bu yöntem. Hayır hayır yöntem doğru. Şu, anda, şu anda bizim eldeki veriyi... Yani datayı 100 tane istasyonu fix eden değerlerimiz var. %95 başarımlı. Ama aynı durum şunun için geçerli mi? Demin örnek verirken Celal Şengör'ün yaptığı o dönemki çalışmalar röntgendi. Şimdi bizimkiler ultrason örneğini verdiniz ya. Dolayısıyla aslında bunun çok daha teknolojik bir takım ölçümlerle başka doğrulara da ulaşmak mümkün değil mi anlamında söylüyorum? Tabii tabii. Bilgi de şimdi bu meşhur yani hikaye bu bilimin en önemli paradigması Yanlış zaten. Yanlışlayarak gidiyor evet. Yani siz biliyorsunuz gerçeğe ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın hiçbir zaman ona ulaşamayacaksınız. Çünkü yarı mesafe kaydediyorsunuz. Yani bilgi artıyor. Bilgi arttıkça sizin daha bileceğiniz artıyor. Yani şu en son Hubble'dan sonraki James Webb değil mi? Hmm. Hubble bir şey görüyordu. Şimdi James Webb daha başka bir şey görüyor. Ama ondan önce dünyadakiler de bir şey görüyordu. O gördükleri şey yanlış değil. İşte bu Mars'taki yüz gibi. Şimdi biz Hubble'dayız. Peki. Şimdi yapmak istediğimiz şey James Webb. Peki son bir soru, korkuyor musunuz? Ya şimdi 20 yıl önce bu işe başladığımda Kanada'ya Ali Aksu'nun yanına gittim. Bu haritayı bitirdim. Hemen makalelerini yazdım. Onları yayınladıktan sonra döndüğüm zaman tansiyonum 19'du. Küçük bir kanama geçirdim. Arkadaşlarım dedi ki sen böyle yaşayamazsın, ölürsün. Çünkü bunu düşünüyorsun. Her gün düşünürsen ben ne yapacağım diye ölürsün. Şimdi tabii bundan kurtulmanın yolu bir süre sonra herkesin yapması gereken şey aslında depremin ne zaman olacağına ilgilenmemek. Benim elimdeki zamanda ben ne yapabilirimle ilgilenmek. Onun için ben deprem bugün olacak, yarın olacak, önümüzdeki yıl olacak aman her yer yani yıkılır. Kontrolünüzde değil çünkü. Çünkü benim dışımda ama benim çalışmalarım benim kontrolümde. Benim evimdeki durum, benim binamdaki durum benim evimdeki eşyaların konumu, benim üniversitedeki odam, benim işle evimin arasındaki mesafe, bütün bunlar kontrolüm altında. Yani ben mesela eşimle ben maaşımızın yarısından fazlasını bir kiraya veriyoruz. Niye? Çünkü biz hiçbir araç işlemediğinde yürüyerek eve gelebilmeliyiz. Nedir bu? 5 kilometrelik bir daire. Yani merkezde ev var, üniversite bunun içinde. Onun için benim eşim işsiz kaldı uzun süre. Yani o dairenin içinde iş bulamadığı için iş yok. bak Uzakta olamaz, Bu karşıda olamaz. Olacak. Yani dolaplar. Yani bizde... karşıda oturmamak lazım. Ha, yani hayır. Ya yani çalışırken tabii. <laughs> Mesela bizim evde yukarıda hiç dolap yok, hiç asılı cam eşya yok. Bildiğin e, resim çerçevelerinin önünde bile PVC cam var. Normal cam yok. Yani bunlar çok basit şeyler. Bütün çelik tencereler, ağır eşyalar, dolapların en altında. Bütün dolaplar kilitli. Peki oturacağınız semti de ona göre mi seçtiniz yoksa? Tabii tabii. Hı -hı. Ben dolaştım, dolaştım. Harita var elimde. Söylemiyoruz o semti şimdi. Ya söyleme. Bir sürü Bence. yer o durumda. Bir sürü semt o durumda. Ama siz kendi evinizi bilmek zorundasınız. Mesela ben bağımsız binada oturuyorum. Bitişik nizamda oturmuyorum. Çok eski bir bina. Bu bina Eminim ki Avcılarda olsa yıkılması gerekir ama burada yıkılması gerekmiyor. Şimdi mesela benim evimde iPhone 4'ten bir sabit ivme ölçer var. Her depremde bu ivme ölçer yani her kayıt yapıyor devamlı kaydediyor ve ben o kaydı alıyorum O kayıtta gördüğüm değeri sadece kendi evimin bulunduğu yer için ivmeyi hesaplıyorum bakıyorum Ne kadar uyumlu? Ve görüyorum ki benim bizim bu algoritma çalışıyor onun için bakın benim iki asistanım da benden aynı binada oturuyor. <laughs> Hocam hemen o binaya taşınıyoruz. <laughs> yani bunun nedeni bina <laughs> iyi olduğundan, binanın av olduğundan değil. Binanın periyoduyla bizim spektral ivmelerimizin arasındaki ilişkide binanın en fazla hafif bir hasar görebileceği, bizim içinden çıkabileceğimiz bir bina. Peki ama şeyi anlamadım burada. Bina eskidiyse ona hesaba katmıyor sizin. Hayır şimdi binanın içinde ivme ölçer olunca... Farklı dairelerde binanın anlaşır. ne kadar sallandığını biliyoruz zaten bize genellikle depreme haber verirler biz binada duymayız Hı. yani bizim binamız genellikle sallanmaz yapım özellikleri eski olmasına rağmen müteahhiti bazı şeyleri biraz abartmış güçlü yapmış. Hocam son yaşadığımız 6.4'lük depremle alakalı şey dendi. Hani bir enerji atlaması oluyor faydan faya. Bundan sonra Adana, Kıbrıs'taki durumlara daha dikkat etmek lazım dendi. Böyle bir faylar arası enerji atlaması var mı? Varsa mesafeni olması lazım maksimum minimum. Şimdi bakın deprem zamanı insanların psikolojisi çok farklı. Herkes herhangi bir küçük lafınızın bile bütün insanların hayatını etkilediği kesin. Yani siz bir fikir beyanı olarak diyebilirsiniz ki ben burada deprem bekliyorum. Ben bunu hayatta demem. Bu kelimeyi kullanmam. Bu kelime benim yasaklı kelimelerimden. Çünkü Türkiye'nin her yerinde sismik aktivite var. Her yerde deprem oluyor. Ve siz Mecidiyeköy otobüs durağında bulunan yaşlı amca gibi otobüs gelecek. otobüs gelecek. otobüs gelecek. Otobüs gelecek. Tabii gelecek yani. Gelecek burası otobüs durağı. Ama siz bana 58A mı gelecek, 112 mi gelecek, hangisi gelecek ve ne zaman gelecek söylemiyorsunuz. Sadece otobüs geleceğini söylüyorsunuz. Halbuki biz biliyoruz otobüs geleceğini. Yani deprem olacağını biliyoruz sismik boşluklarda. Ama o otobüsün saatini biliyor muyuz? Elimizde bir şey yok, takvimi yok. Hı hı. Yani biliyoruz ki en son birisi dedi ki bir saat önce geçti. Şimdi onun için... Herhangi bir yerde deprem bekliyoruz demek çok anlamlı bir bilgi değil. Kullanılabilir bir bilgi değil. Yani siz geceliğin insanları uykusuz bırakırsınız. Hepsi soğuklarda donarlar. Ol olabilir mi? Olabilir tabii yani. Niye olmasın? Ama bu psikolojiyle ve bun buna odaklanarak yaşayamayız biz. Yani bizim yapmamız gereken işler var. Bu arada teşekkür ederiz bize geldiğiniz için aslında. Yok ben yani böyle program yapan herkese gideceğim bundan sonra. <laughs> Ama... Böyle oraya saksı olarak koyup orada bir şey oynarken <laughs> hocam işte şu hoca şunu diyor. Ya bizim bakın o hocaların hepsi benim hocam. Hı -hı. Ben hoca değilim mesela. Bütün etrafımdaki insanlara hocalık yapmıyorum. Hatta sınıfta da gelin gelin izleyin derse ben hoca, hocalık yapmıyorum. Ne yapıyorsunuz birlikte bir şey üretiyorsunuz. Ben yani. size gördüğüm şeyin en iyi şekilde aktarmaya çalışıyorum. Ben bir aktarıcıyım. Bugün her kitaptan herkes her şeyi öğrenir. YouTube açar, onu açar, bunu açar. Ben bile YouTube'dan öğreniyorum. Bir aleti tamir edeceğim. Açıyorum YouTube'da. Bakıyorum bir elektronik devre bozulmuş. Bu bozuk. Nereden giriyorum onu? Tamir ediyorum. Diyotları Çin'den getiriyorum falan. <laughs> i̇şte ya da tamir oluyor ısıtıcının bilmem nesi. Yani bu tür işler artık açık. Yani bilginin bu kadar akışkan olduğu bir çağda sadece biz yapıyoruz. Sadece biz biliyoruz kimse bizim kadar iyi bilemez kimse bizim kadar iyi çözemez dediğiniz anda o zaman bizim şunu yapmamız lazım dükkanı kapatmamız lazım <laughs> kapatmamız lazım yani kapat bu, bu hakikaten bu söyleniyor yani bu arada akademi böyle bir yer değil mi ya yani keskin muhalif haline getiriyor şimdi mesela düşünün 93'te asistan alıyorsunuz 2003'te doktoranızı bitiriyorsunuz ödül alıyorsunuz TÜBİTAK teşvik ödülünü alan ilk öğrencisiniz sizi de öneren bu hocalar siz diyorsunuz ki ben girdim bir istatistik yaptım. TÜBİTAK teşvik ödülü alanların içinde şimdiye kadar benim kadar atıfı ve yayını olan yok. Beni aday gösterin diyorsunuz. Onlar da bir düşünüyorlar göstermiyorlar sonra gösteriyorlar. Sonra alıyorsunuz ödülü. Daha doktoranız yok. Sonra yardımcı doçent kadrosu bekliyorsunuz. Yok. Gelmiyor bir türlü. Diyorlar ki doka gitmen lazım. Ama ben bir yıl gittim diyorsunuz Kanada'ya o sayılmaz. Bu sefer diyorsun tamam imzalayın postoka gidiyorum bir yıl daha. Gidiyorsunuz bir kitap çıkarıyorsunuz altı tane makale yazıyorsunuz dönüyorsunuz kadro yine yok. Sonra bakıyorsunuz yol bu yol değil. Doçentlik sınavına başvuruyorsunuz araştırma görevlisiyken. Doçent oluyorsunuz sınavda yine bu hocalar var. Doçent yapıyorlar sizi. Ondan sonra doçent kadrosu bekliyorsunuz gelmek bilmiyor. Sonra Kendinizden bahsediyorsunuz. Evet. Değil mi? Bakın ben 2009'un Ocak ayında doçent oldum. 2010'un 2010 Aralık aralığında kadroya atandım. Yani bunu niye söylüyorum? Bu önemli değil. Bu benim ne çalışma şevkimi kırdı, ne beni çünkü ben ne ünvanla ilgilendim, ne maaşla ilgilendim, ne bana yapılanla ilgilendim. Benim ilgilendiğim şey işim. Yani insanlar diyor ki ya işte vicdansızlık, hainlik. Ya üzücü bu. Yani kimseyle bu duruma düşmek istemem ben. Allah beni öğrencilerimle bu duruma düşürmesin. Evet. Düşürmesin yani. Ben böyle olacaksam yani emekli olayım gideyim bir yerde marul falan yetiştireyim. <laughs> yani çünkü diyalog kopuyor. Evet. Yani siz yukarıda bir odada oturuyorsunuz aşağı inip ne yapıyorsun ne lan yapıyorsun diyemiyorsunuz. Deseniz belki bu problemler çıkmayacak. Ben de bugün büyük bir nört ve bilim adamı gördüm Yok ne nerdi ya. <laughs> Bildiğiniz orta Türk zekası yani. Çok teşekkür ederim Öyle bir daha hiçbir bir, bir, bir zaman olmaz. Yine görüşürüz sanırım Türkiye. Ben de teşekkür ediyorum. Çok uzun bir program oldu. Güzel oldu. Yoruldunuz. Rica ee... ederiz. Siz yoruldunuz. Yok ben tabii ben artık yorgunum zaten uzun zamandır. Yani bu yıllardır yorgunum. Şimdi tabii yapacağımız işlere yöneleceğiz inşallah. Burada dinleyenler de artık neyin ne olduğunu ayırt ederler diye umuyorum. Bence de iyi oldu. Yani bir sözlükte kalkıp beni hiç tanımadan, yaptıklarımı hiç bilmeden sadece bir adamı seviyor diye hakaret eden insanları için üzülüyorum. <laughs> o hep oluyor hocam. Hayır olabilir şey. ama üzülüyorum yani. Çünkü onlar da iyi insanlar. Hı. Kötü değiller ama birazcık gerçeği kurcalamak lazım. Hı. Yani değil mi? Şey ne diyor Arthur Conan Doyle en büyük gerçekler herkesin gözü önünde saklanmıştır. Evet. Şimdi onun için Marmara herkesin gözü önünde artık. Çıkarttık oradan. Katil belli. Neler yaptığı belli 1500 yıldır. Parmak izleri belli. Bu seri katile karşı tedbir alalım. Gerisi izleyicilere ve evet, yetkililere kalır. Öyle. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.